aşkım uğruna gurbet ellere düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok candan yanacak, heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni yeni? Çok üstüne gelecek, söylenecek, bıktıracaklar kız seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın yeni yeni. Geç şuraya, gir. Geç şuraya. Gir sıraya gir. Aha, babam orada. Orada. Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun? Ne oldu? Lan şu konakta iki dakika kestirmeye izin yok. Ne oldu yine? Geldi benim babam, geldiler. Kim geldi? Nereye geldi? Niye geldi? İskenderler geldiler. Anam, İskenderler mi geldi? Anam, çoluğuyla çocuğuyla mı geldiler? Yok o neden? Bak, karime şubliye vermiş, görüyor musunuz? Gel! Ya gelin de kendi gözlerinizle görün de haydi. Kalktı haydi, haydi. Ay İskender. Baba, al sana işte. Bunların hepsi İskender, hepsi de gayrimeşru. Ya sen ne diyorsun benim oğlum? Yani teknik olarak ben bu kadar İskender'i yapmış olamam. Ya olamayabilirsin. Ama senin akıllı deli oğlun Müsellim tutmuş gazetaya. İskender aranıyor diye ilan vermiş. Bu yetmemiş. Bir de altına 100.000 kayme ödül demiş. Biliyor musun? Abo. Evet, bununla da yetmemiş. Bunlar buraya geldiler benim baba. Beni kendi babaları zannediyorlar. Peşimden koşup koşup duruyorlar ya. Ay, acaba hangisi gerçek İskender? Benim İskenderlerim, aradığınız baba kişi benimdir. Defol baba. Bir susun. Görünen o ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi siz gidin, sonra teker teker geri gelin. Benim güzel babam, Adıyaman'dan gelmişim. Nasıl her gün gidip gelip güzel babam? Baba ben ta Trabzon'dan geldim de. Baba ben Isparta'dan geldim. Baba ta Musa'dan geldim. Ta Gürcistan'dan geldim baba. Ta Çin'den geldim baba. O da bir şey mi? Ben ta Mersin'den geldim baba. Ha, tamam anlaşıldı. O vakit toplu muayene yapacağız. De haydi girin içeri bakayım. De haydi. Benim güzel babam kapı kapalı. Oğlum. Ne duruyorsunuz? Açsanıza kapıyı. Acemi. Çekin. Yavaş. Çekin. Gel ya. Yavaş. İskender'miş. Geç. Geçin. Hayır.
bir sus da bir susun. Hepiniz hoş geldiniz. Uzak diyarlardan şerefler getirdiniz. İnşallah içinizden biri benim oğlumdur. Hanginizin olduğunu ben hemencecik bulurum da... ...görüyüm ki sayıca biraz fazlasınız. Bu yüzden de vakit alır. Benim babam. Sen niye yoruyun ki kendini? Kura sana söyle, o hemen bulsun. Hay aklına bin yaşa benim Türkmenim. Körasan, aa Körasan. Buyur ağa. Şu adamları bir kokla bakayım. Ne? Kokla diyeyim, kokla. Kokla da benim İskender'im hangisi onu bul bana. Ha, kavun gibi diyorsun. Ha, kavun gibi diyorum. Bunlar değer. Bunlar da değer. Bunlar hiç değer. Bunlar olsa da değer. Aa! Bunların hiçbiri gerçek İskender değer. Benim güzel babam bu da bilemedi. Canım babam bu da bilemedi. Gerçek İskender benim. İskender'in gerçeği Bursa'dadır. Ben de Bursa'dan geldim. Olur mu babam ya? Gerçek İskender benim ya. Benim güzel babam. Ya baksana hepsi ne kadar hevesli. Önemli olan niyet değil mi? Hepsini evlatlık al, bitsin gitsin. Tövbe tövbe. Belki ne yapacaksın şimdi benim babam? Bunları gerisin geriye geriye mi yollayacaksın? Yok, gerisin geriye geriye yollayamam. Emin olmadan hiçbirini yollayamam benim oğlum. Peki ne yapacaksın, nasıl yapacaksın? Dur bakayım, bir çare bulacağım. Türkmen, sen bir dışarı çık bakayım benim kızım. Yok babam, ben de kalam. Çok şeyim lan. Değil, daha duruyor. Efendi. Şöyle hepiniz bir ayağa kalkın bakayım. Kalktı mı herkes? Şöyle bir arkanızı dönün bakayım. Şimdi de pantollar aşağı. Olur mu öyle şey? Ha, doğru değil benim babam. Olur mu öyle şey? Yahu ak bip, kara bip ortaya çıksın diyor işte. Ya apır sapır konuşma, dengesiz. Şimdi benim oğlum, benim İskender'imin mabadının sağ cenahında doğuştan olma bir gül lekesi var. Ona bakacağım. Ha. Ha. Al bakayım, bipine güvenen açsın. Ha. Ha, tabii. Senin adamla ben mabadımı açmam. Ha? Yer git lan. Bunların hepsi gitti. He. Hiçbiri bipine güvenmiymiş. He. He. Bella, aşkım. Efendim Hasan. Aşkım yüzüme bakar mısın? Ay ne söyleyeceksin söyle işte. Ya Hazar ne yapıyorsun ya? Dikkatini çekmeye çalışıyordum. Başardım da karıcığım. Hiç komik değilsin. Söyler misin artık ne söyleyeceksen? Ben bir karar verdim böyle. Çocuk da yapacağım, kariyerde. İyi, sana kolay gelsin. Of. Aşkım yeter ama ya, az başı suratına. Bak sana hem baba olacağım hem ağa olacağım diyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Ağa olmaya karar mı verdin yani? Yani biz buradan gitmiyor muyuz yani?
Yani ben o konakta yaşamaya devam edeceğim yani. Yani aşkım ben... bir dur, bir sakin ol. Hiçbir şey düşündüğün kadar kötü olmayacak. Sen inan kocana. Düşündüğüm kadar mı? Ben o konakta hor görüldüm. Şiddet gördüm. İftiraya kurban gittim. Şimdi aklıma gelmeyen bir sürü kötü şey yaşadım ama... düşündüğüm kadar kötü olmayacak, öyle mi? Aşkım haklısın. Bak ben senin yaşadığın şeyleri küçümsemiyorum. Hatta senin yerinde başka biri olsaydı yani bu kadar dayanamazdı bile. Ama ailem bu durumdayken onları yalnız bırakamam. En azından birkaç ay burada kalıp işleri düzeltmem lazım. Anlayışlı ol lütfen. Zaten hep Bella anlayış göstersin. Hep Bella sussun, hep Bella altın alsın. Ama yeter artık. Bella bak, eğer girdiğin köy körse bir gözünü yumacaksın. Yani bunu çoktan anlamış olman lazımdı. Ben artık gözümü yumamam. Bella gözünü açtı. Ne yani? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Maalesef. Maalesef gitmiyorum Hazar. Maalesef kıramıyorum seni. Ay bu dilim eşek arasını soksun inşallah. Ya sana bir türlü hayır diyemiyorum ya. Senin o hayır diyemeyen dillerini yerim ben, yerim. Ama hiç hevesleme, hiç hevesleme. Çünkü önümüzdeki ay ilk yumurtlama döneminde buradan gidiyoruz, tamam mı? Tamam, tamam karıcığım. Sen hiç merak etme. İlk kuluçka döneminde biz buradan gitmiş olacağız. Kuluçka ne ya? Ben sana onu anlatacağım karıcığım. Kalender Bey, hoş geldiniz. Sizi çok özledik. Hoş bulduk Meryem kızım, hoş bulduk. Ben şöyle bir odama geçeyim, sonra gelip hepinizi tek tek ziyaret edeceğim inşallah. Peki efendim. Demek özlediniz. Çok özledik sizi. Beni. Evet efendim. İyi bakalım. Hoş geldiniz Kalender Bey. Hoş bulup bulmadığımızı bize sen diyeceksin. Ziya. Ama sıfatına bakılınca durumumuz hiç daha iç açıcı görünmüyor, öyle değil mi? Emrettiğiniz gibi bütün hesapları getirdim. İsterseniz önce inceleyin, sonra konuşalım. Aa, benim düşündüğümden daha vahim bir durumdayız. Öyle diyorsun yani. Ya baba, yani her şeyi anladım da eski şirkete niye geldik bir onu anlayamadım. Burası benim için hiçbir zaman eski olmadı. Ben size şirketi ahanda burada devrettim. Eğer geri alacaksam ahanda burada alacağım. Benim için başka bir şirket yok. Başladığımız yere geri döndük diyorsun ha benim babam? He. Ama ve lakin başladığımız yerden daha geride olduğumuzu görüyorum. Şu Ziya'nın haline bakılırsa. Ya takma be Ziya'cığım ya. Hallederiz, buluruz bir çaresini. Ya senin kravat ne güzel olmuş böyle. He? Teşekkür ederim. Cıvıma Kaan, cıvıma. Evet. Açıyorum bakalım kara kaplıyı. Ha bu arada Hazar nerede? Yengemi kontrole götürdü, gelir birazdan baba. İyi, iyi. Lakin bu defteri açtıktan sonra acilen bir toplantı yapmamız gerekiyor olabilir. Haydi bismillah, Allah'ım sen bana yardım et. O zaman biz de ne yapak şöyle güzel bir sinerji oluşturup evrene güzel pozitif enerjiler göndererek ha. Bu evrende kimse artık. Haydi hoppa hoppa. Allah'ın sana akıl fikir versin Kaan. Bırak şunu ya bırak Allah aşkına. Şirket batmış, sen yaptığın şeye bak ya. Oğlum ben kasvetli ortam dağılsın diye yaptım. Yoksa ben ne anlarım enerjiden, biyosinerjiden? Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Kalender abi burada mı?
Kalender Bey toplantıda. Buyurun şöyle istirahat edin isterseniz. Toplantı bitince kendisine haber veririz. Yok, istirahate gerek yok. Ben şurada beklerim. Peki bir şey içer misiniz beklerken? Yok bacım, sağ olasın. Ferhat, bu ne hal? Ağam, nasıl güzel olmuş değil mi? Kalender ağam beni burada işe aldı da... ...bundan sonra böyle beyaz yaka olacağım. Çobanlıktan istifa ettin yani. Öyle oldu. Kalender ağam sayesinde kendime bembeyaz bir sayfa açtım. Ne diyeyim kardeşim? Hayırlısı olsun. Peki hangi pozisyonda çalışacaksın? Yani hangi pozisyona uygunsun? Nasıl yani ağam? Hangi pozisyon derken? Ya oğlum yani hangi işi yapacaksın onu soruyorum. Ha öyle desene ağam. Vallahi bilmiyorum. Ağamın takdiri. İyi ne diyeyim yani. Gel burada bekleme hadi yukarı çıkalım. Hoş geldiniz Azar Bey. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe. Hoş bulduk. Yürü yürü hadi yürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, Ferhat. Ne iş? Daha gelir gelmez kızların aklını başından aldın ha? Yok estağfurullah. O işi sen yapmışsındır. Ya, hoca boş edememiş işte. Ye kürküm ye diye. Ama benden sana tavsiye kardeşim. O kürke çok güvenli. Hadi gel. Bu ne lan? Ne olmuş bu şirkete? Efendim, cari açığımız. Ne cari açığı lan? Açılmalı, saçılmalı hiçbir yerimiz kalmamış yine. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Kevgire dönmüşün, kevgire. Neredesin oğlum sen? Doktordaydık baba. Ne işin var doktorda? Baba, dedim ya kontrole gittiler. Tamam, tamam. Ya biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi? Ben! Koskoca Bozoklar Holding bitmiş. Erimiş, kül olmuş. Üstüne bir de siz tüy dikmişsiniz. Ya tamam baba, hallederek bir yolunu buluruz. Neyi hallediyorsun lan, neyi hallediyorsun? O kadar halledebiliyorsan koy bakalım masanın üstüne 10 kaymayı da hallet. 10 bin lira mı? Ne 10 bin lirası oğlum, ne 10 bin lirası? Seyyar satıcı mıyız biz? 10 milyon oğlum, milyon. Eski parayla trilyon. Lan! Ya abi o kadar borcu ne ara yaptık ya? Oğlum planladığımız ihracatı bu sene yapamadığımız için öyle bir borç yapmış bulunduk. Ne yapalım? Anlat anlat heyecanlı oluyoruz. Peki sizden istirham etsem bu ihracatı niye yapamadığımızı bize açıklayabilir misiniz? Açıklayayım babacığım. Önce Ruslarla uçak krizi. Ondan sonra konakta karantina krizi. Sonra anamların muhtelif krizleri. Sonra senin konağı terk etme krizin. Sonra Asude Hanımların krizleri falan filan derken ha, şirketi boşladık işte. Lan, peki şimdi o krizler biraz duruldu. Ruslarla nabalı börek. Peki bizim krizimiz niye hala devam ediyor? Evet, Ruslarla bal böreğiz babacığım ama işte bu esnada da bizim Rus müşterileri başkaları kapmış. Ya tamam da bu pazarda sadece Ruslar mı var? Onlar olmayınca olmuyor mu? O işte başka bir iş var abi. Ne işi varmış benim küçük kardeşim? Nedir o? Ben bilmem abi. Bu işlerden anlayan sensin. Lan oğlum o zaman dinle de öğren. Ben anlatıyorum işte. İşlerden anladığın gibi iş çevirmekten de anlarsın abi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne iş çevirmesi? Sen kendi ağzına demedin mi Korkut dedeme hesapları gösterirken hesaplarla oynadığını? Ne malum şimdi de hesaplarla oynamadın? Lan oğlum ben borç bilgileriyle oynadım. Öyle hesaplarla falan oynadığım yok benim. Ne malum şimdi de bir şeyleri saklamadın ha? Ana evet ya. Bak şimdi aklıma geldi Gökhan. Ben hakikat senden bir şey sakladım. Ne olduğunu görmek ister misin? Göster bakayım abi. Aha da bu. Lan oğlum sen kime dayanıyorsun lan küçük? Ya durun ne yapıyorsunuz? Başından beri şirketin içinde değil misin? Bu olanların hepsi bir günde mi oldu? Hesap versene. Lan adam olaydın da şirketin başında duraydın. Kime ne soruyor? Ya durun zaten ortalık karışmış. Ya bırak oğlum gelsin de ona abisiyle nasıl konuşması gerektiğini göstereyim. Ya bırak bırak abi bırak. Ya, gel, bırak, bırak da, bu. Daha neyi göstereceğim abi bak, daha ne? Bak.
Alın size cariye açık. Ziya, kapat bakalım. Bella. Efendim annem. Benim oğlum şirkete gitti mi? Evet anne. Beni bıraktıktan sonra oraya geçecekti. Geçsin tabii. İşlerin başında dursun. Ne de olsa yarın öbür gün o geçecek şirketin başına. Vallahi çok şişin Masiye. Sonuçta hala kalenderam. Ha bir de bulunamayan gayrimeşru İskender var. Onun ortaya çıkışı bütün dengeleri değiştirebilir. Valla Hakkani ana doğru söylüyor. Eğer kim İskender amca ortaya çıkarsa Çukurova'da kartlar yeniden dağıtılır. Anam! 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 Anam kız! Kız anam battık yine battık! Battık yine ne battık! Ne oldu Türkmen abla ne battı? Kız ne batacak? Şirket battı şirket! Koskoca bozuk şirketi yok artık! Ya sen ne değilsin Türkmen ablacığım ya? Öyle koskoca 100 yıllık bozuk şirketi ha bir güne nasıl batsın? Ne bileyim? Onu da oğlanıza soracaksınız artık. Yemişler, içmişler, yan gelip yatmışlar. Olan da bizim aile şirketimiz olmuş. Bir dakika, bir dakika Türkmen abla. Rica ediyorum çoğul konuşma. Benim oğlum bir yıldır askerdeydi. Onun günahı yok. Doğru. He, Ayşe doğru değil. Kız senin oğlun bir yıldır askerdeyse ha benim oğlum da 4 yıldır İstanbul'da okuldaydı. Demek ki neymiş? Hazarım'ın da bir suçu günahı yokmuş. Hmm. Suçun günahın kimde oldu? Ha bellidir. Hmm, bakalım bakalım bakalım. Evet bütün sorumluluk yetki. Mütebir ablanın oğlu kandaydı. Demek ki şirketi o battırmış. Demek ki. Demek ki. Ne güzel dedin kuduk. Yani iş çalışmaya gelince sorumluluk yetki oğlumda. Ağla geldi miydi de iş herkesler eşit. Ya sizin oğullarınız ipiyle, kuşağıyla uğraşırken o şirketin bütün sorumluluğu benim oğlumun üzerindeydi. Ne oldu şimdi bütün suç oğlumda mı oldu yani? Evet Möteber abla, tam da bak senin söylediğin gibi bütün sorumluluk Kaan'daydı. Demek ki ne dolaplar çevirmiş, ne sahtecilikler, ne hilecilikler, ne laylonlar, ne hortumlar. Anladığım üzere bu şirketi gırtıklayan senin oğlun. Ne gırtıklaması be? Hortumlamış, hortumlamış. He vallahi siz Nazlı'ya çok doğru söyledi. Hortumun bir ucunu şirkete takmış, öbür ucunu da cebine sokmuş. Cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş, cork cork da çekmiş. Ayşe! He. Ya siz ne yoka konuşuyorsunuz? Benim kocamı hortumcu diyorsunuz da yapıyorsunuz. He. Hem de hortumcunun kralı diyoruz. İftiraya bak ya. İspat vardır yoksa mı yok? Kız sen varken ispatta ne hacet? Aymen! Ayşen! Yo, Nazgül aklıma takılan bir takım sorular var. Sen şu 2 kilo 200 gram altını nasıl yaptın? Ha, bir de şey vardı ya şu 12.850 liralık bir çanta vardı. Onu nasıl aldın? Nazgül. Ya ne doğru söylüyor? Ya benim burada yarım kilocuk altınım varken senin bu daha insan söylerken yoran 2 kilo 200 gramın nereden geliyor acaba sen? Senin 30.500'lük ayakkabın nereden geliyorsa orada geliyorsun kusursuz. Hmm, yani şirketin kredi kartından. He, peki bu şirketin kredi kartı kimde? Kana'da değil mi? Bana bak. Demek ki neymiş? Kaan gevirleri kendi darlasına vurmuş. Sularda akmış, takmış, akmış, takmış. Türkmen hala, gever ne? Yani şunu demek isteyeyim kızım. Kaan suyu çevirmiş. Diğer tarlalara akan suyu da kesmiş. Bütün suyu kendi darlasına akıtmış. Akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış, akıtmış da akıtmış.
gelinin 2 kilo 200 gram altınında benim gelinimin de hakkı olabilir mi acaba? Evet hanım, evet. Bunlar benim daha doğmamış bebeğimin hakkını yemişler. Boğazlarında kalsın inşallah. Yesinler yesinler de kenefe çıkamasınlar inşallah. İnşallah. Ayşe! He? Haddin abi. Sen... Şimdi benim oğluma hırkız mı diyorsun? Yok canım. İnşallah kapız olursunuz diyorum. Ya anadan babadan zaten zenginsiniz. O yetmedi bir de bizim servetimize mi göz diktiniz siz ya? He, gözünüzü toprak doyursun, toprak. İnşallah. Şimdi... Neyle doyuracağım kutluk? Biliyor musun? Ahanda. Ahanda. Bununla. İndir o elini Asiye Ana. Buyurun. Çek ellerini anamın üstünde. O ne ki? Annemin doğum günü hediyesi canım. Güzel günlerde kullan. Ne okuttuk? Bizi mi hançerleyeceksin? Mütebir abla. He canım. Çek ayağını elimin üstünden bak çok kötü olacak. Altımda böcek gibi eziliyorsun. Bir de tehdit mi ediyorsun? Mütebir abla. Canım. Bak seni son kez uyarıyorum. Vallahi çok daha büyük şeyler olacak. Büyük derken? Çekil! Onlar çıkarttılar içimdeki balalıyı. Artık bu saatten sonra hiç kimse...
kimse ne beni ne de kuşumu ezemeyecek. Allah affedin ya, ben şimdi bizi lime lime yapacak, yoksa ev içi soğumayacak. Yok yok, sen merak etme. Onun ateşi birazdan söner. İnşallah. Ya benim yengem, bu Ayşe yengemle bu kadar delirtmeyi nasıl başardınız ya? Oğluma iftira attı. Hortumcu dedi. Vallahi mi? Aslan yeğenim be. Oğlan dayı ya derler. Şimdi ben size olayı izah edeyim. Gani anayla Asiye ana bize iftira atınca Möteber anam sinirlendi. Elinin tersine şöyle bir dokunuverdi. Gani ana hemen yerlere yuvarlandı. Asiye ana sen buna karşılık hançerini çek. Ay ben de Asiye ana sana yakışmaz diye şöyle bir dokundum eline hançer düşsün diye, biliyor musun? Ona sok şirin elindeki silahla. Benim ensem ölür dayadı. Doğum günü hediyesi miymiş neymiş. Böyle oldu, evet böyle oldu. Şirin silah mı çekti? İki canlı halimle bana silah çekti. Ha sen ona takıldın. Tamam tamam. Abla kardeşindir ola el atıyor. Şimdi size sulh yaratacağım. Sulh getiriyorum. İzleyin. Ayşe ana! He! Dur! Bak, şimdi ben dışarı çıkacağım. Ama sen beni doğramayacaksın, tamam? Bana müteberi getir, Baran. Müteberi. Ya dur, dur! Yok müteber, tekim tek. Bana müteberi getir dedim Baran. Dur! Dur, kurban olduğum ya, ne yapayım? Bırak o babayı, aman palayı bırak elinden. Tamam. Bıraktım. Oh be, vay kurban Baran, bak. Gel bakayım buraya. Ayşe ana bırak. Bırakmam. Sen de bir duran değil misin sonuçta? Gerekirse hepinizi doğrarım. Hepiniz aynı kandasınız. Ya Ayşe ana bıraksana. Bırakmam. Müteber yoksa kardeşim var. Kız ana ben elçiyim elçi. Kendimi geliver bana. Bırak kız. Yeterim vallahi yeterim ya ama. Kılık yana fıttırmış. Allah'ıma Kur'an'ıma kanımızı içecek, kanımızı. Duranların kökünü kurutacağım. Buraları duranların kanıyla yıkayacağım. Müteber yoksa dilanı var. Yılanı yoksa yavrusu var. Dilanım dışarıda. Dilan! Sen de Allah'ım. Ben bile daha beterini etmedim ama bu konuda yeter. Yetmez. Yetmez, bıktım artık bu duranlarda. Ayşe anne dur. Ya Dilan'ın ne suçu var? Ya ben ablam gibi değilim Ayşe yenge. Ya beni bilmiyor mu ha? Olsun fark etmez. Ben yine de doğrayacağım. Allah! Allah 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 Evet, oğlan olmuş. Tur devrilmiş. Bu saatten sonra tutup da bu tur niye devrildi? Nasıl devrildi? Yok sen devirdin, yok hayır sen devirdin diye karşımda kavga etmenin bir manası yok. Şimdi ne yapmamız lazım gerek? Önümüze bakmamız ve bu turu yerden hep beraber kaldırıp yolumuza devam etmemiz lazım gerek. Belki yani... Daha lafım bitmedi hanımefendi. Bundan böyle kimse kimseyi suçlamayacak, kimse kimseden hesap sormayacak, anlaşıldı mı? Lafım bitti. Anlaşıldı mı dedim. Anlaşıldı baba. Anlaşıldı baba. Lan Gökhan, Gökhan. Sen nasıl bir insansın lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Nasıl bakıyorsun lan abine öyle, nasıl yani? Hem benim karşımda sen tutup da abine nasıl hırsız dersin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya sus lan. Bundan böyle bir şey yapmayacağım. Merak etme babacığım. Zaten bir daha böyle bir şey yapsa
tokatlan yetinmem. Ne yapacaksın? Tabanca mı çekeceksin? Bak 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 şu laflara bak baba. Ya şey yapacağına dayılanıyor hala ya. Ya abi Gökhan bir kendinize gelin ya. Babam ne diyor siz ne yapıyorsunuz? Oo Hazara hoş geldin. Bakıyorum da çok alışmışsın ya. Ağla ayar vermelere falan. Bak baba şunu baştan bir daha konuşalım. Sen şunu bilesin ki benim nazarımda senin ağlığının dışında burada kimsenin ağlığının hiçbir hükmü yoktur. Benim için de hükmü yok abicim. Merak etme. Ya benim size daha kaç defa söylemem lazım. Benim ağalıkta gözüm yok. Babamdan sonra ağalık senin hakkındır diye. Tabii canım. Ağalık Kaan abimin hakkı. Zaten Gökhan kim ki? Benden olsa olsa ancak şamar olan olur. Vurun Güççe'ye vurun. Yeter lan! Yeter! Kendi köpek gibi didişip durmayın karşımda. Lan kan, kan beynime sıçın. Tam benim tepemin tasını attırmayın. Dehaydi gidin. Yok onun gözümün önünden dehaydi. Dehaydi! Sonunda kovdurdunuz da kendinizi. Rahatladınız mı? Ya küçükler küçüklüğünü bilse problem olmayacak da nerede? Ha doğru diyorsun. Büyükler büyüklüğünü bilirse küçükler küçüklüğünü bilir. Merak etme abi. Ya tamam. Tamam lütfen ya. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ağam kalender anlayışı bitti mi? Bitti. Babam içeride. Ama gözünü seveyim dikkat et. Bak şu an burnundan soluyor sana patlamaz. Tabii yok ağam ben kalender ağamım. Bana patlamalarına alışkınım bir şey olmaz. İyi koçum sana bol şanslar. Hadi biz gidelim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sen besle büyüt kargayı al işte oysun gözünü. Hay sizin ağalığınızın da. Hay sizin konağınızın da. Hay sizin holdinginizin de. Ananızın da. Hay sizin babanızın da. Ağam iyi misin? İyi beyim. Sen nereden çıktın lan? Ağam sen dediydin ya şirkete gel sana iş vereceğim diye. Ben de dedim değil mi? Ha. İyi de ne iş yaparsın ki ne sen? Vallahi her işi yaparım ağam. Canla başla savaşırım, çalışırım. Gecemi gündüzüme katarım yine de mahcup etmem seni. O zaman gel sen bu holdinge gene müdür ol. Çünkü benim haytalardan daha iyi yaparsın o işim. Kesin. Vallahi olur ağam emrin olur. Sen ne dersen yaparım. Ben ne dersem yaparsın değil mi? Evet ağam. O zaman gel sen şu bizim elimizde kalan portakalları sat önce. Satayım ağam nerede satayım? İstersen pazarda tezgah açayım. İstersen kamyonla hale götüreyim, halde satayım. Oğlum ne halin, ne kamyonu, ne pazarı ya? Kaç yüz bin ton portakaldan bahsediyoruz biz burada. Kaç yüz bin ton ha? Ya işte bu kaç yüz bin ton portakalı sat, gel seni genel müdür yapayım. Yok ağam, sizin satamadığınızı ben nasıl satayım? O zaman seni ofis boy yaptım. Emrin olur ağam. Da ne boy? Ofis boy. Yani odacı, kravatlı, takım elbiseli, bu ne lan? Aynalı gözlüklü bir odacı. Hayırlı olsun. İyi, iyi takım elbise varsa problem yok. Merhabalar, ben Ferhat Kaydı. Bozoklar Holding'in yeni ofis boyu. Nazgül, kızım. O domatesler biraz küçük doğruyaydın. Pişmiyor sonra. Vah! Wow. Hasan abi kusura bakma da senin domates yediği kadar benim çiftçi öpmüşlüğüm vardır. Man işimi öğretiyorsun. Öz geçe! Halotel abire! Ne biçim konuşuyor saygısız? Oo. Abla! He? Ayıptır sorması çok kalacaksınız mı burada? Ne kadar gerekirse o kadar. İtirazın mı var? Yok bre. Kendimize kadar yer var onun için. Kendime yatacak yer hazırlayayım diye.
Ya o koca konakta kuyruğu kıstıran abi burada alıyor soluğu ha. Ya gidin dışarıda halledin meselelerinizi. Özel hayat, özel hayat kalmadı sayenizde ha. Allah Allah. Ape Müsellim, her şeyi geçtim. Acaba senin ne gibi bir özel hayatın var da biz buna mani oluyoruz? Cevap? Sana ne? Sana ne Nazgül gelin? Ben öyle her şey sizin gibi göz önünde yaşamıyorum, tamam mı? Benim iç dünyam sizi hiç ilgilendirmez. Aman vrim, sanki çok meraklıydık biz de. Ya ben zaten Kaan'ı arayacağım, bizi buradan kurtarsın. İki canlı bir kadın için hiç steril bir yer değil burası. Ah. Halti! Bizi kurtarmaya geldin, yoksam yok. Yoksam var. Hadi karılar yine iyisiniz, süvariler geldi. Kaan da geldi mi? İyi geldi. Hadi çıkın. Çıkak çıkak da manyak bir değil ki. Kız sen Ayşe'ye ne bakayım ya, Allah Allah. O bir parlar, ondan sonra söner geçer gider yani. Yoksa kendisinin bir karıncayı bile incitmişliği yoktur yani, bilirsiniz. Haydi. Ya ben Gani Ana'yı söylemiyorum. Siti kız Şirin'i söylüyorum. Ya bir insan doğum günü hediyesiyle iki canlı bir kadını hiç tehdit edebilir. He. Doğum günü hediyesi olarak silah alması normal. Tehdit etmezse mi garibine gitti? Ay ne var canım, siz de amma abarttınız ya. Ayrıca ağam sizi çağırıyor, bak bekletmeyin adamı, ayıptır ya. He, taarruz vakti bizimdir. Haydi Nazgül. Evet. En başından başlayayım. İyi dinleyin bakalım, iyice anlamış mıyım her bir şeyi? Muhteber, sen Ayşe'ye tokat attın. Ayşe, sen bu tokadı yiyince düştün, bayıldın. Asiye, sen bunun üzerine eline hançerini aldın ve muhteberin üstüne yürüdün. Nazgül, tam bu sırada sen kaynana gitmesin diye Asiye'nin elini kavradın, Asiye'nin bileğini tuttun, büktün, yere düşürttün hançeri. Tam bu esnada benim canımdan çok sevdiğim kızım anasının hediyesi olan silahı tuttu, tam böyle Nazgül'ün kafasına dayadı. Tam o esnada Ayşe, sen ayıldın ve Asiye'nin hançerini almak için elini uzatırken muhteber sen Ayşe'nin eline bastırdın, eze eze. Tam bu esnada Ayşe dellendi. Balayla hepinizi aldı, bahçeye kadar kovaladı. Doğru anlamış mıyım? Ah, helal olsun. Vallahi bir muharebe ancak bu kadar güzel özetlenebilirdi. Tebrikler. Teveccühün Ayşe, teveccühün. Tabii bu kadar yıl sizinle aynı konakta yaşayınca insan iyi bir kavga bilir kişisi oluyor. O değil de siz şimdi bu kadar arbedeyi niye yaşadınız? Deyin bana bakalım benim canlarım. Şimdi ağam, onlar bize iftira neyin attılar? Babu, ben uygulamalı olarak anlatmak istiyorum. Anlat Nazır. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz hortumu güya benim kocam bir ucunu bu şirketi kasası diye düşünelim. Bir ucunu şirkete takmış, öteki ucunu da cebine sokmuş. Bütün o malları çok çok da çekmiş, çok çok da çekmiş, çok çok da çekmiş, çok çok da çekmiş. Böyle oldu, evet böyle oldu. Sen o suç aletini koy bakalım şu sehpanın üstüne. Tövbe, 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 tövbe. Siz az belli mi ettiniz Ayşe Ana ha? Şirkette bu Gökhan, burada siz. Ha ne oluyor? Ne olacak? Her şey ortayadır. Ha şirketin hali bellidir. Her şey bu durumdayken senin karının 2 kilo 200 gram altını nereden gelmiştir? Kız Asiye.
Nazgül benim gelinim oldukça 2 kilo altını da olur, 22 kilo altını da olur. Hani çünkü benim şahsi kişisel mal varlığım tüm bozokların servetinden daha fazladır. Yani şimdi ben sizin üçünüze, beşinize de minnet etmem. Ya hakikat mi Mehtemir? Senin o kadar servetin var mı? He babam. Yani benim kişisel şahsi hesabımda 55 kilo altın. 1268 dönüm darla. Yani size ne kadar lazım gelirse söyleyin, vereyim. Ama lakin benim boynuma bu iftirayı neyin asmayın. Helal olsun be ana. Yürü be. Şöyle bize bir 10 milyon ateşle de herkes görsün kimin neyin ne olduğunu. Aa! Ha canım. Canım. Bir de ver. Ay de canımı veririm sana. Hakikaten. Yani bizim böyle aramızda 10 milyonun lafı mı olur? Aa. Ver mi? Bak bak bak. Kız bizden hortumladığı paraları nasıl da ortaya saçı görüyor musun? Ya sen kimin malını kime bağışlıyorsun Mehtemir abla? Tamam. Duranlar doğuştan zengin olabilirler. Fakat biz de fakir ama namusluyuz. Şimdiye kadar hiç kimsenin tek bir kuruşuna göz dikmedik. Yediğimiz, içtiğimiz ne varsa hepsi helaldi. Şimdiye kadar boğazımızdan haram bir lokma. Bak sucuk olsun, bastırma olsun, bir yani olsun, şırdan olsun. Geçmedi değil mi Asiye? Söylesene, geçmedi. Geçmedi tabii. Biz kimsenin parasıyla zengin olmadık. Allah Allah. Vallahi kafayı yiyeceğim ha. Ya bir daha soruyorum. Siz şimdi ciddi ciddi benim bozok Ayşe'yi hortumladığımı mı düşünüyorsunuz? Ya siz bana hortumcu mu diyorsunuz? Hortumcu diyor. Hem de hortumcunun ağababası diyor. Ulan seni bir hortumcu... Ben... Şşşş! Aldırma bana oradaki balayı. Sizle uğraşacağım ben ama. Tamam anam, tamam. Beni savunmana gerek yok, gel. Öküz öldü, dava bitti. O ne demek ki? Benim babam. Eğer izin versen karımı alıp konaktan gitmek istiyorum. Şirketiniz de, ağalığınız da, konağınız da sizin olsun. Daha da durmam bu konakta. Ya oğlum hepiniz ne ediyorsunuz benim karşımda ya? Ne, neyin kavgası? Ne? Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeceğim baba? Ben burada yokken köprünün altından çok sular akmış. Tüm su başları da tutulmuş. Anladım ki benim burada yerim yok. Ben yeni bir hayata başlamak istiyorum babam. Artık Kalender Ağa'nın oğlu Gökhan der. Sadece Gökhan olmak istiyorum. Aferin lan, ilk defa ağzından doğru bir laf çıktı. Hadi güle güle. Uzatma Kaan, uzatma. Sen de otur yerine Gökhan. Bir dakika, bir dakika. Şimdi Kaan abi Gökhan'a sadece bir tokat mı attı? Evet aşkım. Yani beğenemedim. Sana ne lazımdı? Oo aşkım. Burada tokat, hançer, pala, silah ne ararsın vardı yani. Evet ya. Öyleymiş. Mutfak yine savaş alanına dönmüş. Şimdi Hazar sen gülüyorsun ama bunlara hep stres. Hepsi hamile kalmamı engelliyor. Hayır, hayır hayatım. Bunların hiçbiri engel değil. Bunlar bizim hayatımızdaki gerçekler. Bak hatta sana bir şey söyleyeyim. Bu konakta bir gün kavga çıkmasın, sen nasıl o zaman strese girersin? Ya Hazar bir şey soracağım sana. Acaba konağa savaş yerine dönmesi hepsi benim yüzümden mi? Yani ben buraya gelmeden önce hiç böyle şeyler yaşamıyormuş. Yani şimdi sen gelmeden önce ben de uzun zamandır burada değildim hayatım. Ondan önce de ufaktık. Dünyanın en mutlu kardeşleriydik. Herkesin bir tane anası varken bizim 3 tane anamız vardı. Büyük ve mutlu bir aileydik. Ne zaman ki büyüdük,
İşte o zaman kirlendik. Ağalık ve iktidar gündeme geldiği andan itibaren bir anda her şey değişti. Benimle bir ilgisi yok yani, öyle mi? Yani yok tabii karıcığım. Sen olmasan da ben illaki biriyle evlenecektim. Ve yani yine ağalık yarışına girecektim. Ben olmasam kiminle evlenecektim pardon? Yani Adana'da bir ton güzel kız var. İlla ki onlardan bir tane bulurdum karıcığım. Öyle mi? Ah. Yani saçmalama karıcığım ya. Ben senden başkasıyla yapabilir miymiş? Gel buraya, gel. Gel, bu arada elin de bayağı ağırmış. Gel. Ferhat, neredesin? Arkanda. Çok yakışıklı olmuşsun. Biliyorum. Şirketteki kızlar da öyle söyledi. Kızlar. Şirketteki kızlar. Bana bak, senin gözünü oyarım ha. Ya beni böyle bomba gibi yapıp sokağa salan sen değil misin? E sonuçlarına da katlanacaksın artık. Ben seni el aleme kızları için mi böyle yaptım ha? Kendim için yaptım, kendim. Sen hele bir dön bir tanesine bak. Bak o zaman sana ben neler ediyorum. Neler ediyorum? Ben çok ciddiyim Ferhat. Dilan'ım, kurban oldu. Benim gözüm senden başkasını görür mü hiç? Gel buraya, gel. Yemin et. Yemin ederim Dilan'ım. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Şöyle laflıyorduk. Ha, çok güzel laflıyorsunuz maşallah. Birbirinizin ağzına girmişsiniz. Biz Ferhat'ın yeni işini kutluyorduk Türkmen abla. Ya yeni işini. Hakkı et la, senin bu kılın ne beyler? Düğünde mi gelin sen? Yok Türkmen ala, işten geliyorum. Kalender Han bana öyle bir iş verdi ki artık Bozoklar Holding'in yeni ofis boyu. Ne boy? Ofis boyu yani bir nevi odacı. He odacı. Ama öyle senin bildiğin basit odacılardan değil. Lüks odacı. Hey. Bugün ne iş yaptın lüks odacı? Amun odasında oturdum. Ha bak şimdi takdir ettim seni işte ha. Niye? Tedbirli mekanda ferahlık vardır. Evde eyle gıçığın üstüne oturacağına gidip orada oturmuşsun işte. Ya niye öyle diyorsun Türkmen hala? Hem bugün ilk günümdü. Yarın tam performans çalışacağım. İyi. İyi çalışmalar sağ ofis bey. Ay ofis boy. Bana bak la. Yalnız şimdi ikile. Kız bak bir daha burada finger dediğinizi görürsem vallahi billahi senin ağzınızı bile ortadan ikiye cart diye ayırırım ha. Aa ya Türkmen abla, sen bizi yanlış anlıyorsun. Sus kız. Zaten bu konakta benden başka herkes finger değil. Bir ben böyle kaldım namuslu. Kalmaz olaydım. O zaman iyi geceler Türkmen ala. Ses. La ben size para var mı gidin dedim. Aynacaksınız dedim. Gel buraya. Bak kız. Sen aha şu taraftan gideceksin. Bak la. Sen aha bu şu taraftan gideceksin. Haydi ayrılın. Haydi. Haydi diyeyim. Haydi çocuk. Haydi kızım, haydi bağırtma insanı. Haydi dedim ya. Azıcık laftan anlayın ya. Zaten bu konakta herkes ateşle barut gibi. Bir benim fitilimi yakan yok. Alev almadan kuruyup kalacağım bu konakta. Şirin! Ya ne oluyor ya? Ne yapıyorsun Baran gece? Ben de onu diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Uyuyorum. Onu demiyorum. Bana ne yapıyorsun diyorum. Bana. Kız zalimin kızı. Ya bu kadar güzel olunur mu ya? Arkadaş insan uyurken bile böyle güzel olur mu ya? Az güzel ol, az. Beni bu laflarla kandıramazsın. Vallahi de billahi de kapattıracağım o tüneli, göreceksin. Hele. Kız ben senin için o sıra dağları deler, beş şeritli otoban yolu yaparım. Sen o tüneli kapatsan ne olur da?
Ama böyle olmaz. Ya her gece gelip beni mi izleyeceksin? Evet, izliyorum. Zaten seni çocukluğumdan beri izliyorum. O ne demek ya? Ay bir de özrün de kabahatinden büyük. Ne kabahati ya? Seni izlemek kabahatmiş yerinin. Hatırlıyor musun? Küçükken Dilo'yla birlikte yayladaki dereye gitmiştiniz. Orada çimirdiniz. İşte orada sizi izliyordum ben. Ya bu yakından değil ha, böyle uzaktan yani. Ne? Ya o ne demek ya? Bir de röntgencilik mi yapıyordun? Allah Allah. Güzele bakarak sevap işliyordum diyek. Ona bakmak değil, ona röntgencilik diyoruz canım. İyi tamam tamam. Zaten müstahakkımı vermiştiniz. Nah böyle bir taş atmıştınız çallara da kafamı yarmıştınız. Ha şimdi hatırladım. Ya ama biz o çalıların arkasındakini ayı sanmıştık. He. O ayı bendim işte sevgilim. Ama böyle olmaz. Yani abimlerden biri görecek, taşta falan da kurtaramayacaksın o zaman. Of işte söyle ben neydim. Aşağı tükürsem bıyık, yukarı tükürsem sakal. O öyle değil şaşkın. Pah, neyse ne işte. Bak düşün artık ne haldeyim. Ah be Şirinim, ah be gülüm. Şimdiki aklım olsaydı var ya, bu suçların hiçbirini işlemezdim. Yani yaşananları değiştirmek için var ya, her şeyimi verirdim. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Sen ne diyorsun kız? Ben seni özgürlüğümden vazgeçecek kadar seviyorum. Sana bir şey değil mi? Sen olmasaydın var ya, ben şimdi dünyanın ta bir ucundaydım. Bütün bu kaçaklık, göçeklik hepsi bitmişti. Şimdi şu dünya güzeli bir çift göz için kuyruğu sıkışmış püssük gibi kaldım bu konakta. Püssüğüm benim. Ya. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hasan! Yok mu baba? Bakan! Türkmen, ne işin var bu saatte? Hasan! Yalnız mısın? He, şimdilik yalnızım. Sen bana niye fingir demeyin lan? O nasıl laf öyle Türkmen? Ben sana niye fingir deyim? Harama el sürmek yazmaz bizim kitabımızda. Oha! O kadar da değil zaten. Ama ne bileyim yani. İnsan birazcık bir ovalar, öfelir. Deli deli konuşma Türkmen. Bak birazdan Müsellim gelir. O görmeden git buradan. Gitmeyeceğim! Bu en çivisi çıktı zaten. Herkes bulduğu bir kuytuda birbirini sıkıştırıyor. Sende tık yok. Ben yıllardır bekliyorum. Neyi bekliyorsun ya? Neyi bekliyorsun? Senin yüzünden evde kaldım ben. Yakında küfreleceğim. Karta kaçtım Hasan. Sen ateşin başına vurmuş Türkmen. Hadi git de uyu hadi git. Hasan. Biliyor musun? Ben öpüşmeyi öğrendim. Türkmen git diyorum. Sağda öğrendin mi? Türkmen yapma. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Türkmen yapma. Kirletme beni. İffetimle oynama. Başlat bana gitmesi. Gel buraya öpeceğim. Öpeceğim bir kereden bir şey olmaz. Gel öpeceğim. Türkmen abla. Seni de tutun lan. Gel Şirin'in yanından mı geleyim? Yok bre. Su döküp geldim de ayıptır söylemesi. Ayıp sen niye söyleyin? Ha niye söyleyin? Git biraz daha dök. Hemen mi dökülüp gelin? Get lan. Get lan sağ. Gözlerime inanamıyorum. Bana sen misin? İyi ettin iyi. Gel gel biz de çay içiyorduk. Buyur. Aha tamam. Evliye Necim. Vermezse kaçacağım. En iyisi kaçmak. Sen kaçır en iyisi Türkmen abla. En iyisi ha? Yetti kalan. Evliye Necim, bilmezlerse kaçacağım. Yetti kanım. Zaten taleplerim de var. Hepsiyle konuşacağım. Hepsiyle gideceğim, buluşacağım, konuşacağım. Evliye Necim, evleneceğim. Bilmezlerse kaçacağım. Yetti kanım. Evliye Necim, bilmezlerse kaçacağım. Yetti kanım. Yetti kanım. En iyisi.
Gelgeneciğim, yetti kalan. En iyisi kaçmak. Bekleyeceğim. Ya de haydi, daha ne oyalanıyorsun? Onlara tek bir çöpümü bile bırakmayacağım Gökhan'ım. Her bir şeyciklerimi alacağım buradan. Ya bırak. Bırak, onların malı onların olsun. Yok ya, neden bırakıyormuşuz? Zaten koskoca konağı onlara bırakıyoruz. Kendi özel ve tüzel eşyalarımı bırakır mıyım onlara be? Dur bir bakayım. La vallahi bırakmam. Hadi hadi, aç ettim beni burada, hadi. Hadi. Bak vazgeçeceğim ha Afet. Hadi. Sakın ha. Bak ben hayallerime kavuşuyorum. Bir sen, bir ben. Hadi. Bir de. Ben de Afet. Kız anam, sen nereden çıktın? Ben de geliyorum. Vallahi ruh, kime geliyorsun, nasıl geliyorsun? Kız sen kocanı bırakıp nereye geliyorsun? Herkes çıktı, kendi kocasının yanında kalsın canım. Yok, ben kocamın yanında kalacağım. Kocacığım, Gökhan'ım. Anana bir şey desene. Yani en mantıklı, en doğru şeyin kocasının yanında kalmak olduğunu söylesene. Hakikaten ana, bilgi yok diye sen niye düzenini bozuyorsun? Bak babamı zor bela konağa getirmeye ikna ettin. Şimdi sen mi terk ediyorsun? Evet, ben ediyorum. Koskoca konağa benim kuçuğumu sığdıramadılarsa ben de sığmıyorum. Güzel anam, çilekeş anam. Kız, sen bu koskoca konağı kumalarına bırakıp gidiyorsun öyle mi? Yaşa Hari, o Asiye ile Mühteber ana. Senin gittiğini duyunca def çalıp oynamazlar mı? Bir düşün hele. He, oynarlar değil mi? Emi de ne oynarlar. Zaten yıllardır rakipleri azalsın diye etmediklerini komadılar. Bir de sen bu koskoca konağı onlara hediye ediyormuşçasına gidersen. Daha neler yapmazlar. Çok haklısın Afet. Doğru söylüyorsun yavrum. Ama olsun, ben yine de gücümü bırakmayacağım. Hadi gidek, hadi gidek, hadi gidek. Hadi gidek, 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 evet. Hadi gidek, hadi gidek. Ayşe. Ağam. Çocukların yanından bir lahz olsun ayrılmayacaksın. Bir yer bulana kadar da gidin, kalenderhaneye yerleşin. Tamam ağam, ama ben kalıcı değilim. Onların düzenlerini kurup hemen geri geleceğim, tamam mı? Tamam Ayşe, tamam, merak etme. Acele etme, rahat rahat yerleşin siz. Acelesi yok. Yok yok, gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş ağam. Ben hemen döneceğim, sen hiç merak etme, tamam mı? Sağ olasın Ayşe, Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun ağam. Ben seni hiç bırakır mıyım? Ha bir de bak, bir şeye ihtiyacınız olursa hemen haber verin, oldu mu? Ya biz daha ölmedik, biliyor musun? Tamam ağam. Ama senin de bir şeye ihtiyacın olursa bana haber et, tamam mı? Ama yalnızca bana haber et. Ben hemen gelirim. Tamam tamam. Şuradaki lafın belini kırdık diye hemen cıvıma. De haydi, çocuklar seni bekliyor. Beni özle ağam. Beni özle. Beni özle. Günaydın, günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın benim kızım. Size afiyet olsun. Otur otur, kalkma hiç, kalkma. Otur sen de. De buyurun. Otur. Şu meseleyi bir konuşak diyorum sabah sabah. Vallahi babacığım, eğer portakalları diyorsan... ben o meseleyi düşündüm, taşındım. Yani sabah 1000 tane yere telefon açtım ama... Yani %50 iskonto veriyorum, hala yanaşmıyorlar ya. Ya bir şey söyleyeceğim, meyve suyu fabrikasına satsanız olmaz mı? Olmaz benim kızım, orada sudan ucuza gider. Ya ihracat için şu Ruslar haricinde müşteri bulabilsek keşke. Ya Ruslardan başka kim alır ki ne benim portakallarımı? Başka bir yer bilmiyorum ki ne. Of. Portugal! Tamam işte, ben de onu diyorum zaten. Benim portakallarımı kim alır ki ne? Ya babacığım, ben Portugal diyorum. Allah Allah, o zaman ona Portugal denmez. Ona Portugal denir.
Ya babacığım, portakal değil, portugal, portugal. Portakal, portakal. Aa, çok iyi öğrenmişsin Türkçeyi. Biz ne diyor? Portakal. Sen ne diyor? Portugal, portugal. Aynı şey değil mi? Babacığım, Bella portugal derken Portekiz'den bahsediyor. Ne? Portekiz. Portekiz dersen kızım sen de. Allah Allah. De yengeciğim, bak iyi hoş Portekiz dedin de, Portekiz dünyanın en büyük portakal satıcısı. Niye bizden alsınlar ki ne? En büyük oldukları için. He. Yani şimdi biz portakala portakal mı satacağız? Ya, nasıl? Abo! Yoksa bu portakal ismi portakaldan mı geliyor? O zaman bizim bu portakalımız milli bir meyve değil. Ya babacığım ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya şimdi buna mı takıldın? Ben ne diyorum Allah aşkına ya? Bir dakika baba, bir dakika işe geri dönelim. Yengeciğim bak, iyi hoş dedin de bizim Portekizlilerle bir bağlantımız yok. Ayrıca adamlar bizim rakibimiz. Aa, bir bağlantımız var. Hatta en güçlüleri. Hazar da çok yakından tanıyor onu. Kimmiş o? Esmeralda, Hazar'ın ex sevgilisi. Ex mi olmuş kız? Ne zaman? Lan yoksa sen mi ex ettin kızı? Ya yok babacığım yok. Bella ex derken yani eski kız arkadaşı demek istiyor. Benim Bella'dan önceki kız arkadaşım. Ya siz bugün niye böyle konuşuyorsunuz? Sabah sabah her şeye bir karışıyor kafamda. Lan oğlum sen Latin'den aşağı düşmüyor mu lan? Senin yerli milli sevgilin olmadı mı hiç? Tamam tamam karıştırma ortalığı. Şimdi sabah sabah huzurumuz kaçmasın. Ya ama baba ya bir 12'lere bak bir de benimkine bak. Yok baba, Esmeralda benim de arkadaşım. Hazar'la ikimizin fakültede arkadaşıydı. Ya hayatım boş ver. Bak babam doğru söylüyor. Yani biz Esmeralda'yı bu işe bence hiç karıştırmıyor. Allah Allah! Kendine güvenmiyor musun yoksa, ha? Karıcığım, ben kendime gayet güveniyorum. Ama Esmeralda'ya güvenmiyorum. Hadi Esmeralda'ya güvense, yani bizim konağa güvenmiyorum. Seni teessüf ederim Hazar kardeşim ya. O Esmeralda ablamız buraya gelsin, biz onu her türlü ağırlarız burada. Bak, kendi ağzıyla diyor Esmer abla. Yani benim onunla hiçbir işim olmaz. Ben sarışınları seviyorum, biliyor musun? Hiç merak etme kızım. Ya ben Esmeralda'ya da konaktakileri de güveniyorum. Ya böyle zor bir zamanda işimiz şıp diye çözecek insana kimse yanlış yapmaz bu konakta. Değil mi babacığım? Öyle kızım. Değil mi abicim? Vallahi gelsin, benim portakallarımı alsın, ne yaparsa yapsın. Hemen ara kız, ara, ara. Pois é, Esmeralda, se você soubesse como a firma tá numa situação difícil, e é só você pode ajudar a gente, por favor. Tá ótimo. Aham, aham. Ah, dede. Ah, dede, evet. Sim, se pelo menos você pudesse vir, dar uma analisada nas notas e algumas coisas. Aha, aha. Allah, Allah, aha diyor. Aha, aha dedi. Yine dedi. Sério? Ah, que ótimo. Tá ótimo, então. Nós esperamos no primeiro avião. Tá certo. Ele também te manda muitas lembranças. Tudo bem, até. Ne dedi? Sana çok selam var. E yenge, benim selamımı niye iletmedin? Ya gelince kendin söylersin. Yani hemen kabul etti mi? Gelecek mi? Ya zaten bir süredir İstanbul'daymış. Buradaki birkaç firmayla ticari ilişkileri başlamış. Yani bizimle de ticari ilişkiye geçmeye kabul etti mi? Vallahi babacığım bayağı olumlu gözüktü. Hadi inşallah. Kabul edecek gibi görünüyor. Zaten birkaç saat burada olur. Hayırlısı. Yani böyle apar topar gelmesi de hiç içime sinmiyor ama neyse. Ya biz hakikaten çok çabuk mu gaza geldik ya? Kim ki ne bu Esmeralda, neyin nesi? Ha şöyle anlatayım. Annesi Türk, babası Portekizli. Evet. Uluslararası ticaret okudu. Sonra Portekiz'de babasının firmasının başına geçmiş. Fakat birçok Türk iş adamıyla da çalışıyormuş. E tamam ne güzel işte. Gelsin bizim gibi iş adamlarıyla da çalışsın. E çok iyiymiş ya. Haydi kazamız mübarek olsun diye o zaman. Umudumuz portakal. Esmeralda gelsin. Alsın bizden 500 ton portakal. De haydi. Mesela tatlıya bağlandığına göre. Yiyek. Çok acıklı lan karnım. Ya nerede benim çocuğum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya düşünsenize. Portakala portakal satıyor. Ne satıyor? Portakal. Nereye satıyor? Portakala. Gel.
Ne kadar Rabbim. Allah burayı gördüm göreli. Hep istemiştim ben bu eve. Ne iyi etti de Kalender Han burayı bize verdi değil mi? Hiç boşuna heveslenme Afet. Kendimize göre bir yer bulunca kadar kalacağız, sonra gideceğiz. Ya niye ki ne Gökhan'ım? Ya beni söyletip yine canımı sıkma, kurban olduğum. Evet Afet, sıkma Gökhan'ımın canını. Ay sıkma dedin de aklıma geldi kız, bir sıkma yapsana, karnım acıktı. Anam of, sen ne zaman doydun ki Nazat'ı? Efendim anlamadım. Yaparım diyorum, yapmaz mıyım? Ben de şu iş ilanlarına bir bakayım hele. Bak bak. Böyle genel müdür, CEO filan arayan var mıymış ya? Bak bak. Olsa ne olur ana? Ben o işleri yapamam ki. Niye yapamayacakmışsın oğlum? İnanmak yapmanın yarısıdır. Aa, öyle olmuyor işte. Ben liseyi zor bitirdim. Üniversite diploması olmadan beni o işlere almazlar. Sen hep müdür yardımcılığı filan öyle bir şeye bak. O da fena işte. Ana, o da olmaz. Ben bu tahsilimle ancak bilek gücümle para kazanabilirim. Mafyacılık gibi bir şey mi diyorsun ya? Olmaz Gökhan'ım, hayatta izin vermem. Tövbe de ana, ne mafyacılığı? Yani böyle güvenlikçilik yapabilirim. Pavyon fedaisi olacağım diyorsun yani, öyle mi? Ne pavyonu, ne fedaisi ana? Yani güvenlik görevlisi. Security. Ha bildim, bildim. Olur olur tabii, onu yaparsın. Sonuçta onca yıl komandoculuk yapmış çocuksun. Onun ilanı var mıymış yavrum? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Aha da vallahi da var. Aha, dolgun ücret yazıyor. Yol ve yemek de veriyorlar. SSK da var. Ücret. 1500 TL. 1500 TL mi dolgun ücretmiş? Vallahi emek hırsızı bunlar. Vicdansız bunlar. Bak başka ilana bak. Başka ilana bak. Sözde evin büyük gelinim, yine bütün işler mankaldı ya. Aa, ya gözüne dizine dursun be. Yani biz de gelin değiliz ama bak yardım ediyoruz. Ay zahmet oluyor Mariko. Ya sen de hiçbir şey yemedin ya. He yemedim. Ayşe olmayınca yemeğin tadı da olmuyor ki. Yazık. Ne yazık be, ne yazık. Ne güzel kaçtılar, kurtardılar kendilerini. Hay ağzın balıya Kamilo Ana. Bal istemiyorum ben ya, ben gitmek istiyorum. Ne güzel, belki de onlar kaçıp gitmeseydi biz gidecektik kızımızı alıp. Neye niyet, neye kısmet Kamilo Hanımcığım? Kısmet falan değil Asiye. Ay Hazarlar kendi ayaklarına sıktılar. İstemeselerdi giderlerdi. Ama pek meraklılarmış konu, maşallah. Allah Allah, biz ne yapalım sizin kokuşmuş konağınızı be? Sen kimin konağına kokuşmuşsun ya? Sizin diyorum, ne var? Siz de kokuşmuşsunuz, sizin konağınız da kokuşmuş be. Kimdir? Oturun! Ayşe olmayınca sizin kavgazın da bir tadı olmuyor. İnşallah bir an evvel geri döner. Hay Allah ağzından alsın Türkmen abla. Vallahi ben bu konakta ne Ayşe'yi istiyorum ne de palasını. He vallahi ben de istemiyorum. Canımı sokakta buldum, ne yaptı? Kız, sisli Asiye. Yani hazır kapı açılmışken sen de gitsen fena olmaz diyorum ha. Kim? Sen. Ben. He. Avucunu yalarsın Mehteber ablacığım. Bir kere Asiye otursun oturduğu yerde. Ya sıra bizde. Allah'ın izniyle Hazar'ım aldığımda hepinizi böyle sıradan bu konaktan göndereceğim zaten. Laf etti bal kabağı. Koy tabağı ye sabah. Ya sen kabak mabak hiç uğraşma istersen Mühtebir ablaya. He? Ben seni o çok böbürlendiğin babanın zengin konağına göndereyim. Sen orada her gün bal da yersin, kabak da. Yok, yok, yok. Şu memlekette bana göre tek bir iş yok ya. Ya Gökhan'ım nasıl olmaz Allah'a sen? Senin gibi yiğit, senin gibi yağız bir delikanlının iş bulamaması mümkün müdür? Ya senin böyle kapılarda kırmızı halılarla karşılaman gerekmiyor mu? Hayır, yanlışın varsa bana hiç de koca.
Hış afet, hış, hış. Ya vasıfsız elemanların kapıları da kırmızı halılarla karşılandığını nerede gördün sen? Yani şimdi hiç mi iş yok? Ya var, var da hepsinin maaşı en fazla 1000-1500 lira. Oğlum kabul et. Ne yapalım, ne olacak? Gül gibi geçinir giderse. Ya bana sen ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun, biz o parayla seni nasıl doyuracağız? Bunun kahvaltısı var, öğle yemeği var, ikincisi var, akşamı var, yatsısı var, kuşluğu var, kuşsuzu var. Ver oğlu, ver. Afet, ben önce kendimi, sonra da evlatlarımı doyurmasını bilirim. Ana? Bir ana olarak önce bizi doyurman gerekmiyor mu? Oğlum uçaklarda da öyle demiyorlar mı? Önce kendi maskenizi, sonra çocuklarınızın maskenizi takın demiyorlar mı? Ne? Hikamiltillo. Laf ettin yani şimdi. Aynı şey mi bu an onunla? Sus, sus. Ana affet, tamam ya, bir didişmeyin. Allah Allah. Allah'ım ben neyin içine düştüm böyle ya? Geçim derdine düştün evladım. Ama sen korkma. Anan yanında senin. Sen nasıl düştüysen ben seni öyle kaldırmasını bilirim. O nasıl olacakmış ana? Bunlarla. Ana, ne yapıyorsun sen? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sana sermaye veriyorum. Sermaye mi? Ne için ki ne? Ne için olacak? Ticaret için. Ticaret mi? Evet. Düşünün bakalım. Adanalı bir insanın yemekten en çok zevk aldığı şey nedir acaba? Nedir? Şırdan. Şırdan. Ben şırdan yapacağım. Oğlum da geceleri barlarda, pavyonlarda o şırdanla satacak. Tamam mı? Ana! Olur mu olur ha? Ya Rab kahile, ne olur nereye olur? Niye oluyormuş canım? Olmaz. Kat'i suretten olmaz. Niye ki ne? Ne demek niye ki ne? Gökhan, ben kocamı öyle barlara, pavyonlara salmam da o yüzden. Lar ya kıza gitmiyor afet. Ekmek parası kazanmaya gidiyor. Kazanırsın. Kazanırsın kocacığım, yine kazanırsın. Ya illa geceleri mi satman gerekiyor bu meredi? Gündüzler çuvala mı girdi ha ana? Ya böyle helalinden gündüzleri satabileceği bir şey yok mudur? Var. He. Nedir? Kerrane tatlısı. Ya Halide ya yani sen beni çıldırtacaksın mı kadın? Anam sen ne diyorsun? Ben kocamı öyle yerlere salmam diyorum kız. Ya afetim, afetim sen adına ne bakıyorsun onun ya? Bildiğin halka tatlı, halka, halka. Şimdi şahsımı övmek gibi olmasın ama pek güzel yaparım o tatlıyı. He tabii canım, orası su götürmez bir gerçek. He nerede satacak? Siz onu güdük ananıza bırakın. Elbet benim de bildiğim bir takım şeyler vardır. Hayatımızın geri kalanına buradan devam edeceğiz. Çok yakın zamanda marka olup tatlıcı zincirleri kuracağız. Vallahi mi kız? He vallahi. Size söz. Ayşe'nin tatlısından yemeyen kalmayacak. Ay yanım kız, inşallah inşallah. Haydi iş başına. Hadi bakalım. Tatlı mı tatlı? Tatlı mı tatlı? Gel gel. Tatlıya gel. Nerede yedirdiler ya? Hoppa. Yuvarlakların bozuldu. Su iç bir daha yedirdim. Onu ben yerim artık. Ne üçlü? Yok mu? Gelin güzel abim, gelin. Sağ olasın. Gel, gel. Ucu bile aç. Gel tatlıcı. Tatlı mı tatlı? Alışın, çalışın. Anam, üç tane çek, üç tane. Vereceğim ben, dur. Alıver oradan elini, orada derim senin. Al üç tane işte. Alışın, alışın. Gel, gel. Gel abim. Gel güzel abim. Afiyet olsun. Gel, 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 gel. Veren sana tatlı. Evet. Gokan. Adam. Aha, müşterim. Ay, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Allah seni bereket versin. Afiyet olsun. Tatlı mı tatlı? Buyurun, afiyet olsun güzel ablam. Yine bekleriz ablam. Sağ ol, bana şükür. Bereket versin. Evet. Çalışma. Su istedin. Evet, bak, bak. Tatlı mı tatlı? Abi,
al. Ne alırsınız? Kaç tane? İki. Dört. Ayşe'nin dakikasına gelin. Gel, 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 gel. Çek ardı buraya. Dört mü? Dört. Gel, gel. Çek, çek. Tatlımı tatlı. Eyvallah abi. Evet. Çek, çek. Ziya ablatım. Üç tane yeter mi? Beş olsun. Gel tatlıya, gel tatlıya, gel. Tatlıya, tatlıya. Ayşe bacının tatlıları, tatlıya gel. Adam iki tane daha çek. Ya verdim işte, al. Koyayım oraya. Allah'a kurban be. Selametle Cemil. Dünürüm! Dünürüm! Nereye gidiyorsun sen böyle benden habersiz? Şaşıracaksın bence ama sabah sabah işime gideyim. Hayırdır? Önemli bir gelişme mi var işlerle ilgili? Ya esasında var ama ondan değil. Bundan böyle her sabah kalkıp işimin başında olacağım. Her sabah? Hele her sabah. Her sabah saat 8'de gideceğim, akşam 8'e kadar çalışacağım. Ama beni böyle yalnız, beni böyle sensiz bu konakta mı bırakacaksın? Sen olmayınca bu konak bana haram dünürüm, bilmiyor musun ya? Ya? Kıyamam, kıyamam. Doğru, bizim haramla işimiz olmaz, öyle değil mi? Sen de benimle beraber gelirsin her sabah. Her sabah? Her sabah. E illa ki sana münasip bir iş buluruk orada. İyi de ben ticaretten anlamam ki. Ha. Ne yapak, ne yapak? Ama sen İngilizce biliyorsun değil mi? Ne diyorsun sen? İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Farsça, Rumca, Rusça, Swahili. Tamam işte. O zaman ben seni yeminli tercümanım olarak alıyorum şirkete. Al. Ama çok sevinme. Beklenti fazla olmasın. Asgari ücretten fazla veremem ona göre. Aşk olsun dünürüm ya, aşk olsun. Böyle bir zamanda senden para alacak adam mıyım ben ya? Almazsın değil mi? Almam tabii ya, alır mıyım? Almam müdürüm. Müdürüm diyen dillerine kurban, münürüm. Aman, dünürüm. Hadi gel o zaman işimizin başına gidelim. Benim sevgili tercümanım. Hemen, hemen. Sağ olasın Cemil, teşekkür ederim. Ya Allah! Haydi müdürüm. Baran. Çiçeğim. Ne oldu? Canın sıkkın gibi. Gibi mi? Sıkıntıdan ölüyorum Kur'an'ıma şirinim. Ya öyle sıkılıyor ki yüreğim. Allah'ıma yüreğim bedenime 5 beden büyük geliyor yeminle. Bir şey mi oldu? Kaçağım daha ne olsun gülüm? Yemin ederim var ya şu konaktan da, müsellimhaneden de daral geldi bana ya. Yetti artık. Lan fıstık gibi sevgilim var. Elini tutup şurada rahatça gezemiyorum. Yani ne yapalım? Yani bir süre böyle idare etmek zorundayız. İdare edemem Şirin. İdare edemem. Peki böyle bir arada olmamız yetmiyor mu senin için? Bu nasıl söz kız? Yetmez mi? Seninle her yer cennet bana. Ama işte gönül rahatlığıyla elini tutup şurada gezsem bütün dünya cennet olacak. İşte şu kıllayacak cennette tıkılıp kaldık. Hadi gel portakal bahçesinde biraz yürüyelim de cennetimiz genişlesin ha. Tamamdır. Genişlesin, genişlesin tabii. Yani sonuçta korkunun acele faydası yok değil mi? Ama böyle daha da genişlesin, daha daha. Nasıl olacak? Seni konağın dışına çıkaracağım. Piknik yapak. Piknik mi? Ama nerede? Ya benim bildiğim harika sote bir yer var gülüm. Ya sen geliyorsun mu gelmiyorsun onu söyle. Ya ben seninle her yere gelirim ama ya yakalanırsan? Yakalanmam. Kurban olurum ben sana. Sen beni mi düşünüyorsun ha? Hadi. Ayrılsın, ayrılsın. 1370, 1380, 1390, 1400. Burada da tamam. Tam tamına 1500 lira. Kız ana sen çok yaşa kız. Ya hey maşallah. Günde 1500, 10 günde 15 bin, bir ayda 45 bin.
için. Biz bu gidişle 3 aya kalmaz ev bile alırız canım. Alırız tabii kızım. Baksana akşam olmadan hepsi satıldı. Gördünüz mü Ayşe'nin ticari zekasını? Demek ki daha fazla yapsak daha fazla satabilirmişiz değil mi? Hadi öpün elimi, öpün, çekinmeyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Kusura bakma, kalmadı tatlımız. Her birisini sattık üstüne zafiyet. Allah bereket versin kardeş. Eyvallah, sağ olasınız. Biz sağ olmasın oluruz da. Burada asıl mesele sizin sağlığınız. Hani bir uyaralım dedik. Yanlışınızdan dönün istedik. Yanlış derken? Hayırdır kardeş? İzinsiz tezgah açmışsınız. Ama unutmayın, bizden habersiz uçan kuşun bile kanadı kopar buralarda. Ne diyorsunuz da siz? Tehdit mi ediyorsunuz bize? Yok, tehdit değil. Hediye ediyoruz. Yemin neyi hediye ediyorsunuz? Hediye kardeş. Her gün hasılatın yarısını bize getirene canı bizden hediye. Nasıl ama? Karlı kampanya değil mi? Ne diyorsunuz oğlum siz? Ne hasılatı, ne kampanya? Kimsiniz oğlum siz? Tabii tanışmadık bu arada. Ben Reşo'a. Ben de Silo'a kardeş. Öyle mi? Ben de Gökhan'a. Yok, sadece Gökhan. Ben size verebilecek tek bir zırnım yok, bilesiniz. Bildik, bildik. Ama akşam hasılatın yarısını Hamdi'nin kahvesine getirmezseniz... olacağı siz bilirsiniz, ona göre. Yarısını mı? Yarısını kardeş. Yoksa arabanızı unutun. Lan oğlum, elimden bir kaza çıkmadan defolup gidin buradan. Daha başı mı bura? Ya kardeş, bir sakin ol. Biz diyeceğimiz dedik. Ya hasılatın yarısı, ya canınızın parçası. Hadi eyvallah. Hadi, hadi. Yavşak. Daş yok mu daş? Daş var. Kafası mı yarılmış onun? Yok. Kanıyor, kanıyor. Gel bakalım benim dönürüm. Nasılsın bakalım, ufaklık? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk benim kızım, vay vay vay. Burası neresi dünürüm? Siz şirketi mi değiştirdiniz? Yok, burası hep vardı biliyor musun? Ama biz işte öteye tarafta çalışıyorduk. Ha, eskiye dönüş yaptınız yani. Yok öyle değil. Bak burası Bozoklar Holding'in doğduğu ve de önlenemez yükselişinin yaşandığı yer. Şimdi inşallah burası bize uğurlu gelecek ve yeniden doğuşumuz burada olacak. Hadi bakalım inşallah, inşallah. Beğendin değil mi? Çok güzel. Burası senin de iş yerin sayılır artık. Yarından tez yok, sana bir ofis hazırlatıyorum ama kusura kalma bugün benim ofisimle idare edecek. Ya Allah aşkına lafı mı olur ya tabii. Oo Kamil Bey abicim hoş geldiniz. Kaan'cığım sağ ol. Hoş bulduk Kaan da. Hazarlar nerede Hazargiller? Esmeralda Hanım'ın uçağı inmiş babacığım, birazdan burada olurlar. Öyle mi? İyi. Ne yapak biz yukarı mı çıkalım? Yukarı çıkalım. Aha. İyi insan lafın üstüne gelir derler. İşte geliyorlar. Babalarım, Kaan abi, size bahsettiğimiz arkadaşımız Esmeralda. Maşallah, maşallah. Benvida, Esmeralda. Esmeralda, babam kalender bozuk. Memnun oldum, kalender bey. Ben de Vinda, Esmeralda. Papito'mu tanıyorsun zaten. Ah, amcacığım nasılsın? Çok iyiyim güzel kızım. Sen nasılsın? Anne baba nasıl? Perfect.
Alekto, size çok selamları var. Oh, aleyküm selam. Sen de çok selam söyle, olur mu? Tabii canım ki. Benim, canım benim. Ya kimse beni tanıştırmayacağına göre bari ben kendimi tanıştırayım. Evet. Merhaba. Ben Kaan Bozok. Bozok Holding'in CEO'su ve Bozok kardeşlerin en büyük abisi. Memnun oldum senior. O hissiyat bana ait. Vay 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 vay. Yani bütün gün burada konuşmayacağız değil mi? Hadi çıkalım. Ha tabii canım, burada mı konuşacağız? Tabii ki yukarıda konuşacağız. Buyurun Esmeralda Hanımcığım, buyurun yorulmayın. Obrigada. Obrigada, evet. Obrigada. Maşallah, maşallah. Benim dünürüm. Senin etrafındaki bütün karılar, aman kadınlar. Çok çok güzel. Aman diyeyim dünürüm, aman diyeyim. Lütfen. Koy o tarağı yerine. Kızın yaşında yahu. Bir asude vakası daha yaşatma lütfen bize. Ya tasa etme. Bir heyecan yapma ya. Hem bu sarışın bile değilken ya. Çok şükür. Bu arada dünürüm, sen Portekizce'yi nereden öğrendin? Sözlükten benim dünürüm, sözlükten. Yani bir hoş geldin de demeyek mi Esmeralda ya? Maşallah. Vallahi bravo. Senin dirayetine hayranım ben. Ya... Baksana, vallahi kıracaksın kemiklerimi. Ya üşümedi ya, gülüm ısıtıyorum. Ama baksana, o kadar soğuk bile değil ya. Bırak beni, bırak. Oğlum bırak da bir nefes alayım ya. Ay. O zaman dans edek, ısınırık. Burada mı? Vallahi gülüm, gönül isterdi sana Çukurova'nın en güzel mekanını kapatayım ama... işte Ser'de kaçaklık var. Artık burayla idare edeceksin. İdare edemem Baran, idare edemem. Keşke hep böyle kalabilsek. Keşke seninle böyle bir yerde yaşayabilsek Şirin. Ya da yok. Ossuz bir adada yaşasak. Ben balık tutar, odun toplarım. Sen de evimizi bekler, çocuklarımızı büyütürsün. Böyle meşe ağaçlarının, ceviz ağaçlarının içinde minnacık böyle senin gibi şirin bir evimiz olsa. İçinde sen, ben, çocuklarımız yaşasak. Bir de bacamız tütse yeter. Mutlu, mesut, yaşar giderik. Ya şimdi bölmek istemiyorum seni ama sen kaçırken biz bunları nasıl yaşayacağız acaba? Doğru diyorsun. Bak hele gülüm, diyorum ki benim teslim olacağım yok. Acaba yeni bir yüz nakli mi yaptırsam? Saçmalama bana. Evet doğru diyorsun, saçmaladım. Şimdi tıp dünyası benim gibi yakışıklı yüzüler de bulacak da nakledecek. Yani aslında böyle daha yakışıklı birinin yüzünü nakletseler olabilir ya. Ben sevdim bu fikri. Estağfurullah! Ne oluyoruz ya? Öyle biri mi var? Öyle biri varsa söyle hemen yüzünü gözünü pert edeyim. Ya sen şu an olmayan birinin olmayan yüzünü mü kıskanıyorsun acaba? Ya ben seni her şeyden kıskanıyorum. Ya sen şimdi dalga geçmeye bırak da bu kaçaklık işine nasıl bir çözüm bulacaksın onu düşün. Aman gülüm, boş ver ya. Bırak dağınık kalsın. Yani akışına bırakak. Zaten beni çoktan unutmuşlardır. Koca devletin işi gücü yok. Benim peşime mi düşecek? Bu ses? Ya korkma, ambulans sireni sesi bu. Ya ambulansla jandarma sirenini ayırabiliyoruz herhalde. Ya düzgün konuşsana. Jandarma! Şirin! Jandarma! Şirinim! Ya ne yapıyorsun? Bir dakika dur. Evde görüşürük gülüm.
Anlayacağın hazırlarım portakalları. Ellerinde kaldım. Satılınca bütün ekonomik kriz bitecek. Tamamen değilse de büyük ölçüde evet. Sihazar, portakallarının satılmamasının nedeni ne? Kalitesizler mi? Ay yok yok. Bozokların portakalları asla kalitesiz değildir. Bal gibidir bal. Yani ben kendim yiyorum da oradan biliyorum. Bir yesen bir daha yemek istersin. Yani senin de anladığın üzere bizim portakalların kalitesiyle alakalı bir sorunumuz yok. Biz sadece pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Siyi anlıyorum. Aklıma ne geldi Esmeralda Hanım? İsterseniz buradan direkt bizim bahçemize gidelim. Siz orada portakalları kendiniz böyle bir test edin. Kalite kontrol babında. Ha? Si. Müsaade var mı gençler? Ha, olmaz babalarım. Tabii buyurun buyurun babacığım. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Oturun. Ne o? Şimdiden o kadar yoldan gelmiş misafirimiz Esmeralda Hanım'ı çalıştırıyorsunuz öyle mi? Biraz ara verin canım. Çok yormayın canım. Hadi şimdi eve gidelim de biraz dinlensin. Yol yorulur kendisi. Eve mi? Babacığım ben Esmeralda'nın otelini ayarlamıştım. Ne ne? Otel. Ayıp. Ama Hazar ayıp. Ayıp. Kızcağız tak almış oralardan buralara bizim için gelmiş. Ben onu gideceğim bir otel odasında konaklattıracağım öyle mi? Böyle bir şey olabilir mi? Senyor, rahatsızlık vermek istemem ben. Rahatsızlık ne demek canım? Ya bozoklar misafirini otel köşelerinde kaldırttı. Dedirttirir miyim ben hiç? Olmaz öyle şey. De haydi eve gidelim. Kızım affedersin. Senin bu aralar saçını sarıya boyatmak gibi bir niyetin var mı? Yok. Aman olmasın. Aman iyi, sakın olmasın. Zaten sarı bu tene hiç yakışmaz. Böyle sarı sarı. Ay çok kötü olur. Aferin sana kızım. Artık gidebiliriz. De haydi. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bakın buyurun. Buyurun. Ha İskender. Tamam geç. Okla bakayım köresan. Yok. Sen de gerçek İskender Bozok değilsin. Nereden anladın? Kokladım ya. Öyle iş mi olur ya? İlla koklayacaksa biri götürün babam koklasın beni. Şşş. İtiraz yok. İtiraz yok. Delirtme beni. Delirtme. Al. Koklamayla adam mı seçilir be? Allah Allah. Bakın size de diyorum. Eğer karara itiraz eden olursa hiç koklatmasın kendini. İşinize gelirse öyle. Tamam. İskender. Tamam geç bakalım. Kokla bakayım kör. Yok. Sen de dersin. Al bakalım. Müsellim. Heh. Ya kokla kokla burnum aşındı. Daha da kimseyi koklayamam. Duyularım kırıldı. O ne demek lan öyle? Ya doğru düzgün çalışan bir burnum vardı. O da mı kör oldu? Ya yoruldum yeter. Az biraz sabretseydin ha. Kimse de kalmamış. Edemem. Polis köpeği olsa insan acır da bu kadar adamı koklatmaz vallahi. Yetti artık. Ne kokular aldım sen biliyor musun? Aman tamam ya neyse. Heh. Evet. Sevgili babamın oğlu olma adayları. İskender Bozok saptama masasının bugün mesaisi bitmiştir. De haydi. Böyle şey mi olur kardeşim ya? Böyle olur ya. Kaçma ya. Olur mu ya? Beni de kokla. Bizi de koklayın. Gel. Koklasın. Dur. İtiraz etmeye devam eden olursa masaya mukavemetten, bozokluktan çıkartırım ha. İşinize gelirse. De haydi bakalım. Bugün gidin, yarın gelin. Hadi. Allah Allah. Dur. Bu işi ya. Müsellim ne yaptın? Bulabildin mi kardeşimizi? Vallahi benim abim. Şimdiye kadar 170 tane İskender'e baktık. Daha koku aşamasını geçen olmadı. Öyle mi? He. Neyse hayırlı işler. Aç oğlum kapıyı Cemil. Aç kapıyı Cemil.
güzel aç. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Niye geldi ki bunlar? Erken değildir. Allah Allah. Benim koca geldi. Bizimki de. Efendim, buyurun. Obrigada, obrigada. Efendim, işte fakir annemiz burası. Ana, göğsüme bir öküz oturdu. Ay, bu ne ki? Korkmayın karılar, korkmayın. Bu Asmaralda. Asmaralda, hoş geldin yavrum Asmaralda, hoş geldin. Yani? Yani? Balla'nın arkadaşı be. Akrabanız değil yani. Yok, yok. Heh, iyi bari. Nasıl iyi be? Daha kötü. Ay benim canım kocam ya. Sen burada mıydın? Bak ağa, benim çocuklarımın babası biliyor musunuz? Ben de onun eşi oluyorum. Tamam canım. Hoş geldin benim güzel klas kızım ya. Maşallah sana vallahi buralarda senin gibi klas. Yüksek sosyeteden birini görmeyeli burjuvadan falan. Çok zaman oldu yavrum. Ne ettin de geldin? Teessüf ederim Kamelyalı Hanım. Esmeralda. Bak bu Mühtemer Hanım. O da Asiye Hanım. Kendileri benim karılarım olur. Bir karım daha var. O da Ayşe. Ama o şimdi burada değil, konakta değil yani. Bacım, kızım, baldızım. Ben de Nazgül. Kaan'ın karısı, aynı zamanda çocuklarının anasıyım. Ve gebeyim. Bir o kadar asabiyim. Kocam beni çok sever. Zaman zaman benden Kürtçe olarak su ister. Tamam canım, Allah Allah, tamam. Neyse, biz Esmeralda Hanım'ı daha fazla burada yormayalım ve direkt salona alalım, değil mi? Obrigada, obrigada. Tabii tabii, üşütmeyelim kızcağızı. Hadi buyurun. Evet, buyurun. Hadi benim güzel kızım. Bu arsızlara bakma, ben sen. He. Allah'tan sarışın be. He, vallahi abla iyi ki değil ha. Uy. Siz o sarı perukları attıydınız, değil mi? He, attık attık. Çok şükür. Yalnız ben bu kızı hiç gözüm tutmadı ha. Çok güzel. Neyse Allah'tan benim herif kor. Bir kahve daha alır mıydınız Esmeralda Hanım? No, obrigada. Teşekkür ederim. Tabii tabii canım, almayın. Maazallah çarpıntı falan yapar. Tabii tabii, çarpıntı yapabilir Esmeralda Hanım. Dikkatli olmak lazım. Ne zaman neyin çarpacağı hiç belli olmaz. Allah korusun. Öyle. Esmeralda yavrum, ne yaptın? Evlendin, evlenmedin? Evlenmedim. Oh maşallah yavrum, ne iyi yapmışsın, akıllı kızım. Benim kız salak evlendi gitti. Dulluk vardır yoksam yok. Annem adım. Yarisi, dadi, eyyeldi, heçti, evlendirmedi. Evlilik, evlilik. Ya benim bacım, ne bağırınıp duruyorsun? Kızcağız Portugallı, sağır değil ki ne? Turist. Yok şimdilik, hayır. Şimdilik derken? Yoksa biri mi var? Yani uzun zamandır kimse yok. Ya ben bir şey soracağım. Çok merak ediyorum da bunu. Ne zamandır merak ederim. Şimdi Portekiz mi daha güzel yoksa Türkiye mi daha güzel? Ne oldu canım? Ay ne kadar manasız bir soruydu öyle Kaan. He?
Herkesin güzelliği kendine tabii, öyle değil mi şu hayatta? Efendim şey işte. Esmeralda kızım, sen şimdi sık sık gidip geliyor musun Portekiz'e? Evet, çoğunlukla oradayım. En güzeli. Siz gidiyor musunuz İspanya'ya? Esmeralda nerede yavrum? Biz Adana il sınırından dışarı bile çıkamıyoruz. Neden ki? Ayıptır söylemesi. Bizim portakallarımızın bağımlısı oldular kendileri. Ha, senyor, portakallarınızın o kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Öyledir, öyledir. Yani bizim portakallarımız övünmek gibi olmasın ama dadı dünyaca meşhurdur. Ha, öyle mi? Öyle, öyle. Tabii şimdilik sadece Ruslar biliyor bizim portakalların tadını. Ama sayenizde önce Portekiz, sonra bütün dünya tatlarını bilecekmiş. Allah! İnşallah. 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 Esmeralda, nasılsın yavrum? İyisin. İyiyim. Anne baba nasıl? İyiler. Öyle ki ben o Kaan Okkar'ıyla birlikte arabadan inerken gördüm ya, aha dedim, kuma geliyor. Vallahi aklım çıkacaktı ki Allah da senin arkadaşın çıktı Melo. He, yani bu aklının çıkmamış hali öyle mi? Vallahi Dilan doğru diyor ya. Ya kadını gördüğünde bir boğazından bıçaklamadığın kaldı. Sus! Siti kız, Mariko! İstediğimi yaparım tabii. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Nazgül, hemen savaş ilan etme ya. Esmeralda yardım etmek için geldi. Ama ne edecekse etsin. Yeter ki benim kıvırcığımdan uzak dursun da yere giresi kara marsık. Esmeralda öyle biri değildir. İçin rahat olsun, tanıyorum ben onu. Ya sen nereden tanıyorsun yenge? Okuldan. Aynı okuldaydık biz. He, Hazar da tanıyor o zaman. Aha, hatta eski kız arkadaşı. Ne? Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani? Ya benden önce beraberlerdi ama artık arkadaşlar. Allah, Allah'ın yarabbi, ne diyorsun kızım? Ya hiç insan eski sevgilisiyle arkadaş olur. Neden olmasın ki? O konu kapandı. Hazar artık beni seviyor. Ya kızım, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Ya Allah'ın yarabbi, erkeğin sevgisine hiç güven olur mu? Böyle avcunun içinde zannedersen sabun gibi böyle ellerin arasından gider de ruhun duymaz. Yok artık Nazgül ya, ben Hazar'a güveniyorum. Ya kızım, ben sana güvenme diyorum. Tabii güveneceksin ama yanlarından ayrılmadan, ensesine çökerekten güveneceksin. Vallahi bu sefer Nazgül'e birazcık katılıyorum. Ya yangına körükle gitmesene. Siti kız! Teşekkürler Cavreş. Hep benim arkamda olursan daha iyi irtibat kurarız. Dereş! Sen burada hala ne duruyorsun? Gitsene yanına. Nerede onlar? Misafirhanedeler. Aa, ne yapıyorlar orada kız? Annem, İsmeralda'yla ne zaman bir ara gelseler flamenco yaparlar. Oo. Flamenco? Flamen yarışı yani. Vallahi benim bildiğim flamenco çok haşin bir aşk dansı. Haşin? He. Aşk. He. Haşin aşk. Ya he. Bizi göbek dansı gibi. Ya he. Bak böyle. Çak, çak, çak. Flamenco. Tutkunun ve aşkın dansıdır. Olay toro! Allah canını almaya! Ya kızı, siz kafayı mı yediniz? Benim başıma neler geliyor böyle? Kızım Kaan'la Hazar onların yanında değil mi? Aha. Ya siz kafayı mı yediniz de? Haydi ne duruyoruz Allah'ın başıma gelenler? Ya Rabbim, ben kocamı asla öyle tutkulu danslara kurban edemem. Asla. Gel kız buraya. Yürü git. Gidiyoruz. İşte kızları dokarsın. Gel. Can. Bir dakika ya. Çabuk. Git elini. Ay bir sen. Pisler, kalın burada sizi kızlar. Yürü git. Estrado! Dilan. Ha. Abini hiç gördün mü? Aa. Yoksa sen de mi Esmeralda'dan korkuyorsun? Saçmalama ya, Allah Allah. Ben biliyorsun ki asla onun aşkına şüphe etmem. Yani sadece en son jandarmalardan kaçıyordu da ondan sordum yani.
O zaman kesin samanlıkta bir balyanın içinde çöreklenmiştir. Dönürüm. Çok güzel ama bir şey merak ediyorum. Bunun erkekler için olan da var mı bu dansın? Olmaz mı dinlerim? Flamenco'nun erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı hareketleri vardır. Vallahi mi? Evet. Ya bana göstersene, bize de göstersene. Gel, 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 gel. Hadi baba. Bravo, bravo. Oho. Geliyorum. Vay vay. Şimdi ceketi çıkartacak bir şey yok, gerek yok o kadar. Çünkü önemli olan burada ayak hareketleri. Öyle mi? Şimdi tabii bizde yok. Altlarında demir olur onların. Öyle çalışırlar. Peki. Şimdi üç tane temel hareket var. Evet. Parmak ucu dediğimiz planta, planta. Oo! Evet. Topu deper gibi. Aynen, bravo. İkincisi topuk dediğimiz takım. Çok güzel. Tamam. Planta, takım, bir de golpe. Yani bütün tabanı vurduğumuz. Golpe. Bütün her şey bunda. Bu üçünün versiyonları. Taban iyi ses çıkardı. Evet. Hazır mıyız? Hazır mısınız gençler? Hazırız. Ya dinlerim ya. Ne yapıyorsun ya? Ya flamenco. Bak, ya burası flamenco, burası flamingo. Olmuyor ya. Ağzım bal yesin ya. Bek bek tamam. Ha, havayı iyi hisset bak şimdi. Bek. Böyle sert dur. Hisset tutkuyu. Hazır mısın? Dövüş değil ha, hisset. Üç, dört. Hey! Flamingo? Ya hem de ne flamingo ya, hem de ne flamingo. Ya baba, hakikaten helal olsun ya, süper de pişiyorsun. Oha. Yani o değil de kızlar, demin burada Esmeralda Hanım bir flamingo yaptı. Bir flamingo yaptı. Vallahi parmaklarınızı yersiniz ha. Öyle mi? He. Çok hoşuna gitti zaten. He. Yok, hayır. Yani ben folklorik açılardan baktığımız zaman çok sosyal, kültürel bir olay gibi oldu. Ben onun için şey yaptım. Kaan'cığım, istersen odamıza gidelim. Ben sana son derece folklorik bir Diyarbakır halayı öğreteceğim. Malum, çoluklu, çocuklu, evli, barklı adamsın. İleride çocuklarının düğününde lazım olur saygılar. Bir bakar, bir bakar, bir bakar. Abi bana. Baran, sen misin? Ben benim de. Sen misin? Tek misin yani? Ya evet, tekim de sen neredesin? Emisinden mi takip edilmiyorsun?
Ya evet eminim de senin bu halin ne? Son derece korkusuz bir delan olduğumdan kaçarken rastlamış olduğum dağdır, tepedir, bahçedir, lağımdır hepsine daldım. Sonuç bu. Korkusuz kaçak ha? Of bundan var ya ne biçim film ismi olur ha? Sen maytap mı gerçeğin benimle gülüm ha? Ya ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum ha? Teslim olmuyorsam da şu gül yüzünden mahrum kalmamak içindir. Ya tamam ya, tamam aşkım tamam. Yani ben şaka yaptım sadece. Tamam tamam. Öpersen barışırık. Bu ne bu? Öpücük. Allah Allah. Hı. Ya ben senin için dağları, tepeleri aşmış gelmişim. Gece gece köpeklerle boğuşmuşum. Senin... Bu ne? Beğenemedin mi? Estağfurullah. Hı. Tövbe de senden geleni beğenmemek ne haddi mi? Biraz daha yakından olsa daha iyi olur. Hı? Ya üf, sen de var ya iyice şaşırdın ne yapacaksın ya. Ben seni nasıl baş edeceğim? Öperek işte. Hı. Baran. Acaba yani acaba diyorum. Bir hamama falan mı gitsen? Öf! Hamamda mı öpeceksin çılgın? Ya saçmalama Baran. Ya bak söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama... ...ya çok fena kokuyorsun. Vallahi mı? Abo. Tamam tamam ben gideyim hamama yıkayayım. Gece zaten geleceğim yanına. Ya bak ya. Tamam tamam kızma ya. Hadi gittim ben. Aşkım, sevgilim. Korkusuz kaçak. Gökhan. Gökhan'ım. Kız affet. Hadi kalkın yerinize yatın. Hadi kızım kalkın yerinize yatın yavrum oğlum. Hadi ben de geleceğim sonra. Kız hanım hayırdır sen nereye geliyorsun? Nereye olacak yanınıza? Senin ne işin var kız yanımızda? Ya evet yataklarını ayıran ailelerde huzur kalmıyormuş biliyor musun? E de haydi git o zaman ağa babamın yanında yat. Bizimle ne işin var kız? Sus be. Bak 5 dakika veriyorum tamam mı? 5 dakika sonra geleceğim yanınıza de haydi. Bir de aga. Hayırdır inşallah. Aa, canımım. Beni özledin mi? He Ayşe, he. Ne kadar özledin? Ne sen sor ne ben söyleyeyim Ayşe. Ya ağam çok romantiksin valla. Ya ağam ne diyeceğim? Biz bugün çok iyi para kazandık biliyor musun? Tam 1500 liralık tatlı sattık. Maşallah maşallah. Allah bereket versin. Allah razı olsun sağ ol ağam. Da bugün ufak bir tatsızlık oldu. Niye ki ne? Ne oldu tatlının şerbeti mi az geldi? Ya yok ağam yok. 2 tane serseri geldi. Biz ayız dediler. Ben de hadi oradan dedim. Babucumun ağları dedim. Ağızlarını burunlarını kırdım kafalarını yardım gönderdim ağam. Hallettim yani. Yapma Ayşe yapmayın. Bulaşmayın öyle adamlara. Bak bir daha böyle bir şey olursa hemen beni arayacaksın tamam mı? Tamam ağam tamam. Merak etme sen o iş bende ya. Sen neredesin? Yatağımdayım. He. Keşke benim yatağıma yatsaydın. Yastığıma sarılıp uyurdun ağam. Senin yatağın dolu. Dolu mu? Ne demek dolu ağam? Sen gider gitmez arkamdan garip aldın. Kim o? Yok Ayşe yok düşündüğün gibi değil. Bela'nın bir arkadaşı geldi. Onu yatırdı senin yatağına. Dişi mi erkek mi? Dişi. Ama endişe etmene gerek yok. Yani sarışın bile değil. Vallahi yüreğime su serptin. İçim serinledi ağam. Peki sen sıkılmıyorsun. Niye ki ne?
Yani ayıptır söylemesi. Ben şimdi Okan'ımla Afet'imi uyuttum. Eğer istersen gel. Hatta istemezsen de gel. Ağam gelsene. Of Ayşe ya, of ya. Anam. 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 Dokan. Benim esyahım. Anam babacığı. Hırsız. Hırsız var, polis. Jandarma. Ay ay Allah'ım. Ay anam. Anam. Dokan ona bir şey bırakmışlar. Dokan anam babacığı. Kampanyamız sona ermiştir. Arabanızı istiyorsanız biz Hamdi'nin kahvesindeyiz, bekleriz. Kimin dalga geçiyor bunlar? Kim lan? Dur, aslanım. Kocacığım ne olur dur. Allah sen bir çılgınlık yapma yazına. Evet, burada çıldıracak biri varsa o da benim sen değilsin. Ben kızım, oraya gidiyorum. Kimse bir yere gelmiyor. Burada oturup bekleyeceksiniz. Kimse bir yere gelmiyor. O minibüsü alıp getireceğim o kadar. Ana biz peki şimdi ne yapacağız ha? Biz şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımız mı var? Ağaların ağası Kalender Ağa'mı arayacağız. Ay gittik hocam. Ne dedi? Ağam. Alo. Alo ağam. Ben Ayşe. Ağam başımıza neler geldi? Nerede lan onlar? Şşş, sakin ol delikanlı. Kime bakmıştın? Siloyla Reşo'ya. Adamlarsa çıkarlar ortaya. Yoklar onlar. Bugün gelmediler. Yalan söyleme lan gevşek. Nereye saklıysa çıkar ortaya. Hop dedik. Burası Adana. Yavaş gel. İyi ya. Biz de Adanalıyık işte. Hem solarımla vuruşmak, kaynaşmak istiyorum. O silahla ne yapacaksın oğlum? Güneşe sıkmayacağımdan emin olabilirsin. Çıkın lan ortaya. Lan! Çık lan ortaya! Çıkın oğlum! Çıkın lan! Çıkın! Çık! 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 Lan! Çatırdı lan! Gelin! Gel gel! Gel lan! Gel! Gel lan! Gel lan! Ne olmuş oğlum buraya böyle? Gökhan! Oğlum ne yapıyorsun? Çay içiyorum benim babam. Biraz soluklanayım sonra dövmeye devam edeceğim. Ama siz karışmayın bu benim meselem. Oğlum adam akıllı anlatsana. Ne oldu burada? Ne olacak? O Siloyla Reşo denen şeref yoksunları ekmek teknemi çaldı. Aa bunlar da onları benden saklıyor. Hala yerini söylemiyor mu lan? Yavuşak. Bilmiyorum ki söyleyeyim abi. Lan. Ya oğlum kalksana adamın üstünden. Kalksana adamların üstünden. Hadi dinle babamı koçum. Hadi kalk hadi. Benim işime karışma ya. Ben kendi işimi kendim hallederim. Özellikle de sen karışma abi. Tamam oğlum tamam halledersin anladık da şimdi polis molis gelir başın belaya girer. Girerse girer. Sana ne? Ya benim işime karışma diyorum anlamıyor musun? Ne halin varsa gör oğlum ya Allah. Ha oğlum anangil nerede? Tezgahın orada beklemelerini söylemiştim. Vay anasını ya. Ne lan bu hal? Baba senden gördük. Sus. Geldi, geldi. Ağam, Gökhan'ım. Yavrum. Gökhan'ım. Of, aslanım. İyisin değil mi? Başına bir iş gelmedi değil mi kocacığım?
Yok yok, gelmemiş. İyisinden mi evladım? Geçmiş olsun Ayşe. Sağ ol. Arabamız nerede Gökhan? Yok. Yok. Biz ne yapacağız şimdi? Gökhan'la hep ne içeceğiz annem? Bizi boş ver de anamı nasıl doyuracağız Gökhan? Bilmiyorum, affet. Bilmiyorum. Gelmeyin üstüme. Ya tasa etmeyin. Alınır bir tane daha. He, dört dedin am. Alırız değil mi yenisini? Neyle alacağız ara? O kadar paramız mı var? Benim altınlardan alırız. Hani vardı ya şu yarım kilocuk olan. Olmaz Zafet. Ben kadın parası yiyecek adam mıyım? Ya oğlum. Ben alırım size tıpkısının aynısından. Daha ölmedik biz, buradayız. Ya ben derdimi anlatamıyor mu? Kimsenin parasını istemeyeyim ben. Ulan oğlum, kimse dediklerinin biri eşin, biri baban, farkında mısın? Farkındayım abi. Farkındayım ve ben Gökhan olarak her bir şeyimi kendim yapmak istiyorum. Anlıyor musun? Bir karışmayın Allah Allah ya. Gökhan. Afet. Kızım gitme üstüne. Sönsün biraz ateşi. Ağam sen kusura bakma, ayakta kaldın. Otursana şöyle. Çaydan söyler mi? Var mı güzel çayın? Var ağam, olmaz mı? Hadi. Var. Dakika şey, dört tane çay çek. Alo. Alo, alo. Alo, alo. 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 Ana bak ya. Evet. Sanırsam bu kamyoneti bir yerlerde düşürmüşsünüz ha? Abi, nerede buldun? Üzümü niye, bağını sorma. Benim buçuk kardeşim. Bilirsin, çevrem biraz geniştir. Abi. Hı. Allah razı olsun senden. Lan! Allah! Lan! Tamam oğlum, tamam ya, tamam. Tamam, tamam. Allah razı olsun evladım senden. Lafı mı olur aşağı ana? Ne demek? Sağ olasın, var olasın Kaan abi. Tabii canım, ne demek? Bak, Gökhan geldi. Ekmek teknemiz geldi. Afet ya. Var mı şu tatlı gibi tatlılardan bize de? Gerçekten, şu tatlınızın tadını ben de çok merak ettim. Şş, Ayşe ana, yalnız biraz çok yap yine konaktakilere de götürek. Ya oğlum sen ne diyorsun ya? Ben mıstığımdan ceylanıma, Türkmen ablamdan Nazgül'üme yetecek kadar halkayla doldururum konağı. Daha diz başına hadi. 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 Kurban olurum. Ya gittim baba. Ha çaylar da geldi. Hala sen mi sürüyorsun? Bizim eskilere gittim. Gel çek. Şey, tam parçalayacaklardı. Ya dedim o bizim falan. Ver bakalım, eline sağlık. Al şunu da, al şunu da. Vallahi baba, neredeyse arabayı ameliyat masasından aldım. Yapma be. Yemin ediyorum, doktora dedim ki doktor dur. Ha, neşteri vuruyorlardı, paramparça ediyorlardı arabayı. Yapma son be. Son anda. Vay anasın. Ay, vallahi ben bayıldım Adana'ya. Çok güzelmiş, perfecto. Öyle öyle. İspanya'dan bile daha güzel. Ama eminim ki Portekiz'den daha güzel değildir. Yani canım, oralar bırakılıp da buralara gelinmez biliyor musun? Orası hiç belli olmaz canım. Pardon da Esmer Aldo Hanım. Acaba siz Adana'ya nasıl bu kadar hakim oldunuz? Nereleri görüp gezdiniz ki? Tabii henüz tamamen keşfetmiş sayılmam ama... Baksanıza bu mevsimde bile hala dışarıda oturulabiliyor. O bile yeter bence. Ayrıca çok temiz bir havası var. Dikkat et de çarpmasın. Fırsatınız olursa gezdiririm de ben seni. O zaman çok daha seversin eminim. Bundan hiç şüphem yok. Yalnız ben sana bir şey soracağım. Senin üç kayınvaliden mi var? Aha. Nasıl oluyor peki? Yani zor değil mi? Hem de nasıl? Peki Hazar'la nasıl gidiyor? Çok iyi. Çok iyiler. O kadar mutlular ki. Tıpkı benimle Kaan gibi. Biz de aşırı aşırı mutluyuz. Yani bu konaktaki bütün çiftler mutlu. Allah nazarlardan, kem gözlerden, kara pisliklerden korusun inşallah.
Merhaba hanımlar. Hasar geldi. Hasar geldi. Aşkım merak ettim ya. Ne oldu da apar topar çıktınız evden? Önemli bir şey değil hayatım. Bizim için çok sıradan bir problemi halledip geldik. Hay Allah. Kesin birilerini kafasını kırmışsınızdır. Esmeralda, beğendin mi bizim portakalları? Yakından görsem hiç fena olmaz. Tabii tabii, birer kahve içelim, ondan sonra bahçeye de gideriz. O zaman kahveleri yapayım. Nasıl içersin Esmeralda? Müsaade olursa sevinirim. Süper, hemen yapıp geliyorum. Ay yok, dur ben yaparım. Yok olmaz. Hazar beni kahvemi daha çok seviyor. Ben yaparım. O zaman ben de sana yardım edeyim. Ya gerek yok. Aa var, edeyim. Yardım edeyim. Gel. Hazar. Esmeralda. Allah Allah Nazgül ya. Ne oldu beni böyle apar topar soktuğun odaya? Üf trajiko. Ya kızım senin kulakların benim dediklerimi işitiyor yoksam yok. Yo işitiyor. O zaman niye benim dediklerimi yapmıyorsun kız? Ben sana dün demedim onların yanından ayrılma, enselerine çök diye. Ya ben de sana o konu kapandı dedim Nazgül. Ben Hazar'a güveniyorum. Kızım Allah yarabbi ya, Hazar'dan bahseden kim? Ben onun yanındaki o kara marsıktan bahsediyorum. Resmen senin kocana dedi ki, ay dedi ben sizin dedi portakallarınızı daha yakından görmek istiyorum. Pardon senin dedi. Daha da resmi olmayan bir dil kullandı. Duymadın mı? Ya duydum, ne var bunda? Nazgül portakalları satacak tabii ki, görmek ister. Allah yarabbi ya evladım, bu tür bir saflığa şahit olduğun için ben annen olarak senden özür diliyorum kızım. Kız resmen senin kocanı böyle gözleriyle yedi. Nasıl bir baktı öyle Hazar'a içeri girdiğinde, görmedin mi? Görmedim. Ha işte tamam. Ne? Görmedin mi? Allah'ım yarabbim, valla kendimi ortadan ikiye yırtacağım. Beni Allah seversen git. Sana laf anlatılmıyor. Lütfen yalvarıyorum, kocanın yanına git. Ama kahveler? Yemen'de. Yemen'de? Baro, şu an benim morali sefer. Sefer, sefer, sefer. Ben şimdi gideceğim. O kahveyi bu hamile bedenimle kendim yapacağım. Allah aşkına sen kocanın yanına git. Lütfen, ben hamile hamile can sinir harbi yaşıyorum. Allah'ım niye hamileyim ve sinirliyim ben? Gidiyorum kahve yapmaya. Allah Allah. Hamilelik böyle bir şey mi ya? Neyse ya. Nazgül haklı olabilir mi acaba? Hem de %1 milyon. Ya ipini koparan soluğu burada alıyor ha. Ya başka bir formül bulmak lazım ya. Gazeteye ilan vermekte yanlış mı yaptım acaba ben ha? Ha şunu bileydin. Diyorum ya, başka bir formül bulmak lazım. Ben bu işten hiç ümidim kalmadı artık. Ağalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şeyin... Babamın adı neydi kız? Korkut. Ha Korkut Bozon konağı burası mı? He. Evet, burası da İskender Bozok Saptama Masası kapandı. Bugün git, yarın gel kardeş. Ya arkadaşım şimdi anlamadım da ben şey... Hanım tutsana bir saniye. Bunun için şey yaptım ben yani. Yahu herkes onun için geliyor. Tamam da dükkanı kapattık. Çok gerçekse yarın gene gelirsin. Dur Müsellem, dur. Ne oldu? Havada bozok kokusu var. Emin misin? Senin burnun yalama olmuş olmasın? Yok ya. Alıyorum kokuyu. Kardeş, sen şöyle bir gelsene bakayım. Gel, gel, gel. Gel, sen acı bir gel. Sen bir açılsana onunla. Bir açıl, açıl. Sen de orada canım. Sen şöyle bir dur.
Uzak uzak uzak. Gel Hasan. Gel bakayım. Sen de iyice bir kokla, kokular karışmadan şöyle bir. Heh. Kokla. Müselli. He. Bu kesinlikle yani galiba o. Vallahi mı? Vallahi. Vallahi mı? Vallahi. Vallahi mı? Ya vallahi dedi ya işte. Ana! Çok heyecanlandım ya. Görsen kardeş bir gelsene gel. Bir zahmet. Bir arkanı dönsene. Ha, bir pantolonunu indir bakayım. Niye ne alaka ya? Ya poponu kontrol edeceğim. Ne? Ne? Popo mu dedi kız o? Evet, poponu dedi. Bunun şunu tutmayayım mı? Güzel bir şükür şunu, güzel. Sağlam bizim. Abo! Kontrole gerek yok. Kesinlikle bir bozo. Vuruş tarzından belli. Emine hoş geldin İskender. Hoş bulduk kardeşim, sağ ol. Popo dedi diye, popo dedi yani. Eline sağlık. Hocam. Çok çaban yanacak, heyecandan karışacak hane.